analiz yeteneği çok daha yüksek. Ben Viper'ın doğru düzgün kötü draft yaptığını görmedim zaten. Hep böyle Viper'ın yaptığı draftlere bakıyorum. Hep Viper'ın draftı daha iyi gibi geliyor bana. Yine Orada oyun buluruz. başladı Yunus. Evet. Gold Rush ilk map. İlk map. Map ne ya? Mop. İt map mup. Gold Rush. Oo, Vietnam. Let's go. Asıl Stain, hoş geldin. Tatoh vs Viper. Oyun 1. Şimdi giriyorum. Final maçı. Bakalım. Kim turnuvanın şampiyonu olacak? İlk map Gold Rush arkadaşlar. Setler ise şey niye dönmedi? Casting, restart. Asıl Stain, teşekkürler. 1000 bitin için çok sağ ol. Best of 7. Eyvallah abi, kesene bereket. 7 yapalım. Best of 7. Hatta bunu şöyle yapmam lazım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Tato. Hızlandırdım ben, sonra En aldım kartı. sondayım. 3.25'teyim ben de. Aynen 29-30. Evet, Toto Incas'ta direkt barak açılışı yaptı. 3 tane Milişe gidecek. Viper ise base'i çok güzel gelmiş. Hızlıca kapatabileceği bir base. O da direkt zaten evlerini kapanacak şekilde attı. Hı. 2 tane geyik çekmiş Toto. 3.'cüyü çekmedi. Şimdi Scout'uyla Eagle'ıyla birlikte info alıp ileriye gidecek. Şu an bakıyorum. Henüz Viper'ın yerini bilmiyor. Viper ise geyik çekmeye devam ediyor. Tabii Viper Vietnam olduğu için arkadaşlar, Vietnam'ın bonusu, Vietnam direkt rakibin Town Center'ın nerede biliyor. Burada Tato da eliyle koymuş gibi buldu bu arada. Bakalım bulacak mı? Karşı köşede bekliyordu, kendi köşede çıkınca. O da Bulamadı o bu yöne arada. doğru gitti. Nazar ettim. Denk gelecek bir yerlerde ama. Bulamadım. Daha böyle çaprazda bekliyor. Şu Jelly'in olduğu yerde bekliyor muhtemelen. Bakalım Ama milişalarla. milişalar görecek. Evet. Viper lumlu bu arada. Olumsuz. O. Quick Quick wall. wall. TS 6 bir wall, bir wall. Nice, nice. Oo! Viper! Neler yapıyorsun sen böyle Viper? Of. Of! Of! Oradaki milişaların ikisi düştü. Bir tanesi kaldı, onun da canı çok az. Lum yok hala. Yok. Lum yok, lumsuz da alıyor. Evet, kaybetmedi işte. Güzel Viper. bitirdi orada işçilere. Eyvallah Kozmo. Evet, şimdi oraya da Oraya Quick da Wall bir wall. geliyor. Feodal'i bastığı için Lum'u alamıyor şu an. Viper çok güzel Quick Wall'da da. Yani hemen şöyle bir tekrardan Çok iyi ya, göstereceğim. harbiden. Tekrar geçeceğim oraya. Şuna bakar Upgrade'den mısınız arkadaşlar? Quick Wall'a bakar mısın ya? Güzelliğe bak. Tak. Muazzam ya. Viper'ı alıyor şimdi. Uzanır kanka, istersen tekrar sonra. Aldım aldım ben aldım, en sondayım. Ha, okey. Lum'u alıyor şu an. 7.35. Hı. 7.35 mi? Okey. Ha. Aha. Tato da bu arada yeni bastı. 26 Hı işçiyle hı. tıkladı. Feskesil deniyor ama gelmeyebilir FC'si. Bir tık muhtemelen asker basması gerekecek. Bütün map'i vollamaya çalışıyor. Hı. Viper el arabasına kadar bütün upgrade'leri aldı. Hızlı geldi içeri. Viper Rattan Archer oynayacak. Şimdi Mining Camp attı. Bence çok mantıklı. Eagle'a çok iyi vuruyor. Okçudan yemiyor. Silinger'ı desen, hani Silinger'la cevap veremezsin. Tek cevap Skirm'le verirsin. Skirm'e karşı da fena değil bu arada. Ki
Skirmer'de direkt yanıt olarak Viper Mangonel basabilir. Yine Scout ya da Knight dönebilir. Bence çok mantıklı. De Güzel Viper, tercih. evet, bu tarz şeyi seviyor. Hani böyle feodale geçip asker basmadan bunlayıp kesila geçme olayını seviyor. Bir rakibin de komple kapalı olduğundan ve çağ basma Şey süresinden yaptığından anlayacak. da tahmin ediyor zaten, biliyor yani. Evet. Kendi de oyunda oynuyor. Arkaya bir Blacksmith attı. Şeyi merak ediyorum. Barağı yok ya, muhtemelen marketle Market atlayacak atacak değil mi? gibi. Büyük bir ihtimalle marketle atlar. Çünkü zaten eğer şey okçu basacak. Kale atacağı için. Kaleyi de bence direkt o altının oraya atacak. Ana Öne mi kapalı. diyorsun? Yok, Kendi altını mı şey mi? Mining Camp'in ya Okey. TC'den tarafı kısmına, o evlerin o araya atabilir, Anladım. bitişik atabilir. Çünkü Eagle Meagle gelme ihtimaline karşı Viper Toto'da, bu arada Blacksmith Market, o da Eagle basıyor. Viper bu arada demin söylediğim gibi el arabasını çok hızlı aldı. Normalde bu kadar hızlı çok görmüyoruz. Şeyin bonusu olduğu için herhalde Vietnam'ın. Aynen, direkt tıkladı ona. Kaç Çağ saniyede geçmedi. geliyor biliyor musun? Bir işçi süresinde geldi galiba. 25 saniyede geliyor. Base'inden info aldırmamak için walladı orayı. Aynen, orayı walladı. Şimdi Kessel'a gidip ondan sonra da kaleyi atacak oraya. O da basmak üzere. Evet, odun istemiyor. Bütün upgrade'ler sadece etle açılıyor Vietnam'da. Bir de %100 hızlı geliyor bütün upgrade'ler. Yani 50 saniye ise 25 saniyede geliyor. Bato yıllarla gidiyor ileri doğru. Bir de siege atacak sanırım. İki de işçi götürdü çünkü. Evet, mangonel olmasa zaten işi zor. Ama kale olduğu için yine puşlaması zor. Belki Eagle gidip TC'leri atıp daha iyi olabilir de. Renk görünmüyor mu? Böyle değil mi? Sarı kırmızı. Viper Gold Mining upgrade'ini de aldı. Mavi de güzel. İyi, hadi mavi yapalım Viper'ı. Biz geldi, Eagle Warrior upgrade'i geldi. Evet. Viper'ın bir dakikası daha var. Tutar muhtemelen burayı. Çok zorlanacağını düşünmüyorum. Tato'nun şu an infosu yok ama. Viper'ın ne yaptığından herhangi bir infosu yok. Market'i görmedi. Blacksmith'i görmedi. Barağı da görmedi. Şimdi taşı gördü. Oradaki Eagle'la. Taşı görünce ne demiştir Tato? Ulan sıçtık falan. Zannetmiyorum ya. Sonuçta Eagle basıyor. Hani Ama Eagle. Eagle o askere hiç iyi vuramıyor. Yani hem range'den olduğu için yaklaştırmıyor yanına. Hani Siege'de kaleyi de düzgün bir yere atarsa Viper. Mangonel de henüz gelmedi. Ama senin dediğin yere atıyor. Mangonel gelene kadar o kaleyi atar Viper ya. Mangonel oradan farm'a vurabilir bu arada. O kaleye atamayabilir. Eğer kaleye... Oy, Viper'ın Oo, mola bak. Viper. Quick wall deniyordu da. Taşla yapsaydı açamazdı bu arada orayı. Oradan işçi kaybedecek mi? Farm'a vurabilir galiba. Bir tane işçi gitti. Arada orayı açmaya çalışıyordu Tato. Açamadı. Kalede korulacak. Mangonel'i geri çekmesi lazım. İkinci mangonel atıyor. Oradan pushlamaya devam edecek. Viper'da bütün upgrade'lerine tıkladı. Sağ TC taraf. atıp bulunacak muhtemelen bu kaleyle birlikte. Yani TC değil de bir Siege Workshop atması lazım dediğim anda atıyor. Çünkü sağ taraf, tamam sol tarafı koruyorsun da sağ taraftan Tato pushlamaya devam edecek. O yüzden oraya bir çare bulması gerekiyor. O da Siege Workshop atıp Mangonel basacak. Ondan sonra belki ikinci Town Center atabilir de ben bir süre bir tek TC oynayacak diye düşünüyorum. Öyle mi Çünkü diyorsun? Okey. odunu yetmez çünkü.
Ben de tam o odunla taşın, alttaki odunla taşın arasında tease atacak gibi bir düşündüm ama yapmadı. Senin dediğin gibi oynadı. Aynen. Eğer TC atarsa GG olur. Tutması gerekiyor. Çünkü Tato bayağı bir idle time verdiriyor şu an. O oduna da girdi. Orada da kişileri yine idle bıraktırdı. Botkin var bu arada. Güzel mikro yaparsa belki. Dibine giriyor Siege'in. Önce Eagle'lara mı gitti? Orada pek bir şey yapamadı. Şimdi Tato Bir bir işi işi daha daha düştü. aldı. Evet, Toto iyi oyunu yıktı. Şu an 3 işçi önde. Az kalsın kalenin range'ine giriyordu o Mangonel. Mangonel Viper'dan alamadı. Olmadı. Viper şimdi o ratanlarda da işçiyi almaya çalışıyor Toto'nun. Bir tarafta da ağır mikro dönüyor. Bu arada Viper 5 tane işçisine idle unuttu sağ tarafta. Oo, Of. çok güzel shot Tatu'dan. Sağlam şat. Orada bir tane rattan kaldı. Onu da Eagle'la alacak. Mangoneller. Belki o Mangonel. Mangonel. Yok, Tato kaçtı. Baş... Lumber'ı derlesem mi acaba burada Viper? Onu çünkü bir Evet, geçişini şey engelliyor. yapmıyor sanki. Henüz ikinci TC'yi görmedik. İki taraftan da. Evet, Tato'nun görüş alanına bakarsanız arkadaşlar tam şu şekilde çevrelemiş durumda. Şuradan odun toplattırmıyor. Bir Bir mangonel Mangonel düştü. gitti. Buradan da odun toplattırmamaya çalışıyor. Viper'ın sıkıntılı olduğunu biliyor odun açısından. O yüzden odunları kontrol etmeye çalışıyor. Viper Mangonel'i de alacaklar Mangonel ama. düşmedi. Eagle'lar geliyor. Eagle'lar alacak o Mangonel'i. Derken ooo Viper'dan çok güzel gate. Klasik Viper. Önüne bir arada şey verdik. Bir tane Rata. Rattan düştü. Evet, Toto ikinci TC'yi de atıyor şu an. Eagle'larda artı bir zırh var. Artı iki yok henüz. 3 artı 1 Oo. şu an ya, yeterli gibi. Mangonel düştü Toto'nun. Mangonel kaleye girdi. Viper için işler iyi gitmiyor arkadaşlar. Şu an odun yok, et yok, altın yok. Yenilmez Viper yenilecek mi acaba? Evet. Mangonel, vuramadı Viper. Kaçtı. Orada üstün gibi görünüyor ama. Gor yalan söyleyebiliyor ya bazen. Bu arada altta Viper'ın mangonel düştü. Sniper'da artık o Çıktı gibi. baskıdan biraz kurtuldu gibi. Odunlu fixlemesi lazım Viper'ın. Evet, şu an öyle yapıyor. Bir Lumberken patladı o kalenin ön kısmına. Oradaki tavrı da aldı. Şimdi Tato'nun Tato'dan... alttaki Of! mangona girecek mi kaleye? Girmedi, Öyle. onu tuttu. Tato Mangonel'lerle o kadar çok iş yaptı ki. Üçüncü Taunt Center geliyor Tatoft'tan. Tato o işiyle outpost atmaya devam ediyor. Çok sinir bozucu bir durum. Viper için tabii ki. Hadi Viper da ratan sayısını bayağı bir arttırdı bu arada. 11 rata iyi yani. Ama Viper şu an her geçen dakikada iki işçi geriye düşüyor. Toto Town Center mi atacaktı oraya? Bir işçiyle. Ben de anlamadım. Orada Viper hunt kartı da aldı. Tato 3 TC, Viper 2. TC'yi yeni atıyor diğer altında. Dediğim gibi baskıdan kurtuldu. Eko upgrade'leri daha iyi. Oradan belki Evet. Şu an hemen bir o Eko. Eko farkını kapatmış olabilir. Şu Mangonel fight'tan sonra bir Eko'ya bakacağım. Oo, Tato. Evet, o Mangonel'i Of, Mangonel kaybetti. artık gidecek ama. Bu arada Eko farkı 1500 fazla toplamış Tato. Evet.
Tato'dan dördüncü Tom Center geliyor ortaya. Eko farkı giderek açılıyor. Bu arada relikleri de topluyor. Üç tane de relik aldı Tato. Eagle'lar geliyor. Mangonel düşecek. Ah. Evet, artı 2 de aldı Eagle'lara. Evet, o Mangonel yine odunu darlamaya devam edecek. Yani sağdaki işliği de kaybetti. Tato Ubednir'den izlemiş herhalde. Her yere ev artı outpost atıyor. Eagle'lar geliyor. Evet, Tato pozisyonu çok iyi hale getirdi. Viper da biraz işçi sayısında yakaladı gibi. 2 ton center ya da 3 ton center'a çıktı. Ama relik bile 3 tane relik almak bile bayağı bir fark yaratacak şu an. Bu arada Tamam, mikro. zatanlarla güzel mikro. Evet. Yıllar geldi. Güzel mikroladı. Bir tane mangonel gitti. Bakalım diğerine de mikro yapacak mı yoksa. Yalnız o Hill'den de bir shot yerse kafasına. Şapkaları da var. Direkt o O çok sıkıntı. şapkadan böyle yere gömülürsün ya. O durum yaşanacak yani o rattalarda. Monk da geldi şimdi oraya. Bu arada Mangonel düştü. Evet, Mangan'ı da kaybetti. Şimdi kurtlar saldırmaya başladı Viper'a. İşçi sayısı farkı 16-17. Hani Eco upgrade'lerini biraz düzeltmesi lazım. Tato'nun. Bir tekrar bakmak istiyorum Eko'ya. Yine Eko'da önde. 2500 fark var ya yine. Evet. Uf! Bam! Bahsettiğimiz olay işte. Mangoneller yarısını düşürdü. Yarısının da canı çok az. Onları da Eagle'lar temizleyecek. Viper bir kale Viper atmaya şimdi balistiği çalışıyor. tıkladı. Kale atıyor. Ama o kaleyi de Mangoneller. End kartı olduğu için işleri güzel mikroluyor bu arada. Of. Şimdi geldi bir şut. Evet. Bir tane daha aldı. Viper Artık. için işleri şey iyi gitmiyor. Balistik geldi. Bir tane Mangonel gitti yine Viper'dan. Datoto 25 kişi Mangonellerini fark. kaybetti. Bu arada Rattanları çok güzel yere sıkıştırdı orada. İki tane kaldı ama. Kaç tane kill aldı en azından. Evet, Toto şimdi Mining Camp upgrade'ini alıyor. Belki biraz fark ederse o farm upgrade'ini falan çok daha iyi olacak. Horse Collar ya Ya en da. azından odunu alması net lazım. Yani bir de Mezo ırkın burada avantajı imp olduktan sonra ortaya yolla 50 tane işçi. 10 tane farmla bile basarsın Eagle'ı yani. Öyle bir avantajı var. Gold Rush'ta. Eagle'lar geldi. Imp geldi Tatoh'tan. Atanlar yine bir Mangonel shot yer mi? Şu ana kadar yok. İmpi görünce acaba Viper'ın tepkisi ne olacak? Yani nasıl oynaması gerekecek? Tepkiden kastım. Yani Ya da hiç bence oynamayacak mı? imp'i görürse GG verir Viper. Çünkü yani uzun süredir bir imp o da almadı aslında. Hani Tato tek DC mi? Kaç DC oynuyor? Ondan bir haberi yok Viper'ın. O yüzden Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyahtır ama ötesi aydınlıktır. İşte bunun için Anadolu'nun buram buram kokan kokusuyla, halaylarımızla, türkülerimizle, Yani sen şarkılarımızla şimdi geldik. belki ortaya da bir kale atıp zaman kazanmaya oynayabilir. Evet. Evet abi, teşekkürler 100 bitin için. Yolda ortaya kaleye gidiyor şu an. Biraz daha geriye atacak galiba, aynen. Evet, kaleye attı. İmp de geldi neredeyse Tato'nun.
Tato'nun aldığı upgrade. Herbal Medicine. Eagle'ları da koydu kalenin içine. Hızlı canlarsın diye. Hı. Buradan görüyor musunuz bilmiyorum. Çok hızlı doluyor canı. Evet. Eagle'ın. Görünmüyor oradan doğru düzgün. Bir tanesi benim ekranımda gözüküyor da bilmiyorum. Evet, Imp 20 saniye içinde gelecek. Viper da bastı. Onun da Imp geliyor. Evet. Viper full wall çekiyor şu an, stone wall. Hı hı. Tahmin ediyor şu an olayı. Bakalım tutabilecek mi, işçi sayısında bayağı bir geride. Şu an işçi sayısı farkı aslında 13. Hı hı. Ama altını yok. Oto toplamış. Hmm. Eko fazla toplamış. Hı-hı. Bir de o trapleri alacak unit yok aslında. Altın. Bir nebze hani onlar önemli ama. Evet. Tato 4 tane trap açtı mı Viper'ın ne yapacak? Bombard falan eklemesi lazım olacak bir noktada. Evet, altın olmadan. Şurada 5 tane işçiyle topluyor ama. Ne alsak tamam. Kârımıza deyip. Tato şeyi yeni aldı, Bolsov'u yeni aldı, Horse Color hala yok. Elite Eagle Warrior upgrade'ini alıyor. Çok da gerek yok bu arada. Tarla şeyini hani alsa tabii ki daha iyi olur ama. Viper'da 40 tane Eagle basacak. 40 tane Rata var. Tato'ta da 4 tane de Mangonel var. Acaba Onager yapma gibi bir ihtimali var mı bilmiyorum da. Şimdi Elite gelince girecek oraya. Girdi hatta. Bakalım yakalayamadı. Bir de upgrade alırsa var ya, Viper'ın hiç şeyi yok o Eagle'ları. Daha henüz upgrade gelmedi Viper'dan. Oraya bir tane gate atmaya çalıştı, sıkıştırmaya çalıştı. Olmadı. Şimdi Tato giriyor. Mangonel'lere dikkat etmesi lazım. Kaleye düşecek yoksa o Mangonel'ler. Mangonel'ler, Eagle'lar. Evet, bu saatten sonra Viper'ın çok yapacak bir şeyi yok gibi. Elite upgrade'ini aldı bir şekilde. Ama Viper ama... yani kalelere gittikten sonra orada sıkıştı oraya. Aldı ama kaleler gittikten sonra neye yarar? Bir kale gitti, bir kale kaldı şimdi. Şu an şeyinde. Elite'i de alamadı bu arada. Bundaydı, çıktı bu arada. Elite'i de alamadı. 1-0. Tato ilk oyunu alıyor. Durum 1-0. Aa, bir bakalım APM'ler 68'e 94. İstiklere bakalım. Viper'ın turnuvadaki ilk luzu. Evet, ilk luzunu aldı Viper. 70 tane Eagle basmış, 61 tane Rattan Archer basmış. Military'e bakıyoruz. Military'de Lardist Army Tatoh'ta 61 tane ordu basmış. Toplamda bir seferde genişlik olarak. Tatoh Viper ise 41. Kill Death 58'e 40. Ekonomide 4000 küsur daha fazla toplamış Tato. Yine imp süresi bayağı bir erkendi. Maksimum işçi sayısı ise 108'e 103. Durum 1-0. Hemen kit verelim. Şekilde. Evet, Gold Rush'ı Tato kazandı. Viper sence ne seçer? Bakalım hemen. Vietnam'da kaybetti. Inkas'la kazandı. Viper bu arada kaçıncı piki oluyor? 7. pikiyle oynadı Vietnam. Tato ilk pikiyle oynadı. Bakalım Viper'dan ne gelecek? Viper. Bence rakibin home maplerinden birini seçebilir ya. Hangisine gider diyorsun? Four Lakes ya da Migra olabilir. Migra alabilir. Dravid'le Migra oynayabilir Viper. Diye tahmin ediyorum.
Birazdan maç başlayacak. Sence Bence hangisi? Lad Bendis'e gider ya. Lad Hmm. Bendis'te bence Viper daha iyi oynuyor çünkü. Pato'ya Olabilir. göre. Olabilir, onu da seçebilirler. Maul alır mı acaba Lad Evet, Land Madness'i kurmuşlar bu arada. Bendis'te? Aynen. Yani ırklara baktığımda Land Madness için Viper'da Macar. Macar da varmış aynen. Moğol da olabilir bilmiyorum. Moğol'u sanki hangi ırkta alabilirsin? Hangi map'te alabilirsin? Moğol'u gerçi alabileceğim map. Evet, Moğol da olabilir. Nomad'de de alabilir Moğol'u. Nomad için bakıyorum. No. 48'i kullanmaz mı Nomad'de? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya şimdi Zaten... mesela demin şey dedik. Vietnam'ı Hı. Nomad'de iyi oynuyor dedik. Hı. Vietnam'ı geldi Gold Rush'ta seçti. Hani Evet. her zaman her yerde aynı stratejiyle oynamıyor aslında Viper. Hı. Evet, maç başladı mı? Evet, maç başlamış Maç arkadaşlar. başladı bu arada. Ben şimdi girdim. Macar Evet, ben de almış. giriyorum. Evet, Macar Roma gelmiş. Hemen verelim. Ben en sondayım bro. Ben giriyorum şu anda. Domuzu mu yoktu? Bu map'te domuz mu çıkmıyor? Yo, çekmiş direkt domuzu. Bir tane var Ha zaten okey. domuz. Okey. His altında göremedim ölüsünü de. Yok, direkt hemen ilk başta onunla başlamış. Okey. Şimdi oldu. Evet. Macar vs Roma. Roma'yı geçen Hera'nın maçında gördük. Mysterio Hera'ya Mysterio karşı tertemiz aldı. oynamıştı. Evet. Şimdi de Tato aldı. Roma bu haritada ikinci kez görüyorum ben. İki tarafta birbirini biliyor, tanıyor. Kapatalım. Belki pratik bile yapmışlardır. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecekler. Geyikler çekiliyor. Maplere de bakınca map'in pozisyonuna ikisi de birbirine çok yakın çıkmış bu arada. Aynen normal Land Madness'a genelde direkt karşısına çıkar. Muhtemelen ikisi de ters yerde arayacak o yüzden. Bu yakınlıktan dolayı belki bir uzun süre feudal görebiliriz. Geçen Mysterio direkt FC denedi. Hani FC değil de yarım FC gibi oldu. Biraz asker basmayı kesip bir süre sonra Castle'a gitti. Bakalım Tato full feudal mi oynayacak yoksa bir süre sonra Castle'a iyice gidecek mi? Her şey olabilir. Late game'de bence Macar'ın bariz üstünlüğü var. Roma bilindiği üzere bütün kaynakları %5 daha hızlı topluyor. Daha hızlı yapıları kuruyor. İşçiler direkt %5 daha hızlı çalışıyor ya. Evet. Yürüme hızı hariç. Bildiğim kadarıyla ona da bakalım. Aynen yürüme hızı hariç. Macar'ın ise scoutlar ucuz diğer ırklara göre. Direkt forging ile başlıyorsun. Artı bir atakla başlıyorsun. Kevarçılar çok iyi late game'de. Oyundaki en güçlü kevarçılar ve Archerençler sanırım son güncelleme ile birlikte %25 daha hızlı çalışıyorlar diye biliyorum. Neyde? Archerençler, kevarçı üretimi Macar'da. Onu duymamıştım. Evet. Kevarçıları daha hızlı üretiyorlar. Viper'dan da bu arada Barak geldi. Feudal'i de bastı. Aynen bu arada team bonus olarak gelmiş. Viper'ın diğer geyikler de çok yakın çıkmış şeye. Mila o da direkt oradaki geyiklerin Mila doğru çekip topladı. İkisi de stable açtı dediğin gibi. Out. Evet. Şimdi Viper aşağıya doğru gidiyor. Tato yukarı doğru gidiyor. İki taraf İşte da birbirini Ernst'in bulamayacak. Aynen. O orada diye tahmin ediyor. Öbürü de tam karşısında diye tahmin ediyor. Bakalım biraz birbirlerini bulmaları zaman alacak. Ama şey, dikkat ettin mi? Viper'ın mili tam Tato'nun şeyinde, böyle görüş hattında. Görüş hattında derken hani
Askeri binaları direkt orayı rahatsız edebilecek pozisyonda. Aynen. Direkt saldırı hattında diye. Aynen. Ama oradan bütün milden faydalanmayacak ama çok fazla geyik çekti o mil sayesinde. Evet. Onu da göz önünde bulunduralım. Bu arada Toto o kuyu gol atacaktı Viper. Yine o scout'ı alamadı. Evet, Toto Viper'ın yerini gördü. Viper henüz infoyu alamadı. Nerede olduğuna dair. O da artık tahmin ediyordur herhalde sol tarafta olduğunu. Şöyle bakalım. Aynen hani scout da o tarafa doğru gidiyor. Hı hı. Kaç. Evet, scout basmaya burayı devam köşeye ediyorum. Doğru vollayacak. Muhtemelen şuradan da TC'ye vollayıp hı hı. Base'ini mini vollda tutmaya çalışacak. Evet, güzel bir vol. Geçen o 3 Spartalı'daki gibi böyle kuyuk vol atıp araya 2 tane spear tane koymuş. 3 tane aynen spear, 2-3 tane. Hı-hı. Totoh da spear basıyor. 4 scout'a 2 spear Totoh'tan. Viper'da 5 scout, 3 spear. Q'da 1 spear daha var. İşçi sayıları 25'e 24. Viper'da 21 saniyelik bir idle town center süresi var. Neredeyse bir işçi. Viper şimdi orada iki tane spear var. Giremedi. Spearlar TC'nin altına girdi Viper'ın. Tato fark etmedi. Şimdi Viper çekti. Tato da bu arada Viper'ın base'de şu an. Evet, Viper tek Lumber Camp oynuyor. Tato iki Lumber Camp oynuyor. Ben bu haritada iki Lumber Camp'i daha çok beğeniyorum. Ya Viper'ın da büyük gelmiş ya. Belki ondan dolayı istememiş olabilir. Şeyden dolayı da daha iyi oluyor. Hani Castle'a işte bir Lumber denylandığında TC atman gerekiyorsa diyelim. Aha. Aynı yerde tek Lumber'la oynadıysan öbür yere TC atamıyorsun. Hani odunun etrafı şey ya, toplamadıysan. O yüzden mesela Tato sola da TC atabilir, sağa da TC atabilir Castle'a işte. Ama Viper'ın odun giderse TC atma hakkı oduna zor oluyor. Evet, şimdi oyun biraz daha stabilleşti. İki tarafta Archer Range atmadı. Spear basmaya devam ediyorlar. Spear artı Scout. Şimdi Mining Camp geldi Viper'dan. Bloodlines alabilir. Farm açmayı devam ettiriyor. Evet, oyun durağı anlaştı. Kısırlaştı. Burada mısın? Duyamıyorum seni. Kukuru. Buradayım ya. Discord'da bir şey bakıyordum da. Hı-hı. Herhalde şeyin mikrofonun gitti sandım. Yok. Evet, şimdi Spear'lar almaya devam ediyor. Bu arada şey de aldı, atak defans aldı Tato upgrade'leri. Spiller'ı o yüzden artı 2 defanslı. Evet. Şimdi orada scoutlar geliyor. Bakalım. Ulan kill alacak mı? İşçi düşecek oradan. Hı hı. Evet, bir tane işçi düşecek. Scoutları yere çekiyor Viper'da. Hı hı. Macar'da otomatik forging var, o yüzden ikisi de artı bir artı bir şu an ama defanslar işi değiştiriyor biraz. Evet. Şimdi spear'lar geldi oraya. İşçi sayıları 39'a 36.
Ben Tato'nun konumunu şu an çok beğendim. Şeye de yakın, kesileyece de yakın. O Viper'dan Bivol. Quick Bivol da olmadı. Atamadı. Keşke Belki aldı. Ön tarafa, oraya da atamadı. Evet. Viper'ın da Kessler'e çok uzak değil. Bir işçi daha kaybetti. Tato çok güzel oynuyor. Kessler'e iyice de bastı. 36 işçi, 40 işçi. DC Idol'da Viper'da 30 saniye. Echo Kill'de 3'e 0. Bakalım Tato. Stable sayısını arttırıyor. Knight devam edecek. Lumberkent daha geldi. Tato'nun ekonomisi çok iyi şu an. Orada Viper Bloodlines'ı, Tato biraz daha geç aldı Bloodlines'ı. Dediğim gibi Tato'nun durumu, Ekosu da durumu da daha iyi. Bir şey daha aldı. Viper da sağda solda geyik topluyor. Evet, oyun şimdi daha çok Tatuh'tan yana gibi duruyor. Beyler şimdi kim alır ne olur? Biraz daha Milino tarafa baskı yapmaya devam ediyor. O tam bahsettiğimiz olay oldu. O spear'larla dedik ya, şey, mili görüş hattında, baskı altında diye. Savaş hattı diye tam oraya baskı yapıyor hep Tatuh. Viper'dan da Archer Range geldi bu arada. Kev Archer oynayacak. Double Archer Range, Kev Archer. Scorp'lar sanki sıkıntı yaratacak Tato'dan. El arabasına da tıkladı bu arada Tato. İşçileri zaten %5 de hızlı çalışıyor. Daha da hızlanacak. Bir TC de ekledi direkt. Odun açıktı. O, sonra orası açık. Quick Wall geldi mi? Kapatamadı da, kapatmış bu arada. Evet, Quick Wall geldi. Kev Archer için geç kaldı Viper. Şimdi Knight'lar da gelecek. Artı 2 var mı? Artı 2 henüz yok ama. Artı 2 yok ama. Orada bayağı bir idle time verecek. Abi biri mavi yapsın, biri sarı yapsın diyor. Neyse, onu izleyin ya. Valla biri sarı diyor, biri mavi diyor, biri diyor şu gelsin, biri diyor bu gelsin. Biri diyor Viper alsın, biri diyor Tato alsın. Kim alırsa alsın abi. Biri diyor canlı mı? Yok Yasin Türk, yok canlı mı? Artı 2 yeni alıyor botkini. Viper Neko Disaster. Evet. 5 işçi geride, el arabası yok. Rakip Roma bir tık daha iyi çalışıyor. ...39 işçiye 45 işçi. Botkin Arrow geliyor şu an. Tato'dan da Chambard'ın Armor geliyor. O gelince muhtemelen ölmeyecek, konaklar bir de üstüne. Yani Kev Archer'ı gördü, şimdi Siege Workshop da atıyor. Scorpion da ekleyecek. Roma'nın Scorpion'ları da ucuz. Bu arada 3. TC'de Odun'a attı. İkisi de attı bu arada Odun'a TC'i. Pardon Yöker abi, lafım sana değil ya. Şimdi Tone Center geldi oraya. Takılıyorum ben de. Oradan işi düşecek bu arada. Bir işçi aldı sadece. Evet, iş orada sayıları... Viper'ın TC altıda şov. 10 işçilik bir fark var. Evet, Viper biraz durumu toparladı. Ordu sayısında şu an üstün. Light Cav sayısını da güzel arttırdı.
En azından gelebilecek potansiyel skorpiyonlara karşı o light kevler bayağı bir etkili olacak. Viper da ikinci Tom Center'ını attı. Şimdi üniversiteyi de atıyor. Beyler kasva niye oynamıyor? Rakipler oyundan soğumasın diye mi? Aynen. Ben oynasam... Şeylik yaptı ya. Jetilmenlik yaptı. Finali kazanan oynayacak bu arada kasvayla. Aynen. Bu maçı benimle oynamaya hak kazanmak için oynuyorlar şu an. Ondan sonraki maçta da benle oynamak için hak kazanacak. Bu arada bir Monk düşecekti, düşmedi. Belki bir convert gelir. Gelmedi. Viper yavaş yavaş Kev Archer sayısını iyi arttırıyor bu arada. Echo da geride ama şöyle Kev Archer sayısı bir 40 falan olursa sıkıntı yaratabilir Tato'ya. Evet. Viper çünkü iyi kullanıyor Kev Archer'ları. Baksana sürekli idle time yaratıyor Tato için. İşçi sayısında da ufak ufak yakalıyor. Sağdan soldan birer işçi alıyor. Evet. Sağdan soldan birer işçi alıyor. Bir de idle time veriyor. Worker efficient Tato'da şu an %55'lere kadar düştü. Viper odun up'ını da aldı. Evet, 3 ton center'a 3 ton center. Bu da demek oluyor ki işçi farkı artmayacak. Viper şimdi defans oluyor. Defansını aldı. Balistaya da tıkladı. Büyük ödül kasvayla maç 6000'in ikinci arsındır. Eğer Kev Archer sayısında güzel bir sayıya ulaşırsa Viper can yakar. Ardından yakar bu arada. Çok iyi de kullanıyor Kev Archer'ları çünkü. Genelde benim gözlemim oyunda. Evet. Önünde bir kaç tane de 7 tane de light cav var. Aynen. Hani onları da biraz düzgün kullanıp o skorpiyonları snipe'lamada kullanırsa. Peki bir sorun var Yunus. Thumbing almalı mı? Efendim? Thumbing almalı mı Viper? Almalı çünkü knight sayısı bayağı bir fazla. Hatta belki balistikten önce bile Thumbing alınabilirdi. Bu arada Tato İleriye bir tane daha Sea Chorchop atmaya gidiyordu. Viper buradan orduyu birleştirecek şimdi. Çok ayrı kaldı o ordusu. O skorpiyonlar açıkta. Light Kevler biraz yavaş kaldı. Yoksa belki o skorpiyonları alabilirdi. Viper. Belki Knight da ekleyebilir bu arada ya. Bir iki tane. Yani Monk'tan dolayı eklemiyor da. Olduğunda en azından. Tato'da Monk var diye eklemek istemiyor çok da. Orada TC altında Tato'nun Knight'ları alıyor Viper. Orada çok güzel fight verdi. Bir tane de... Oo skorplar! Skorplar GG. İkisi gitti. Üçü gidecek. Evet, üç tane, dört tane gitti. Dört gitti. Tato oraya dört. Kaç tane işçi yolladı ya? Ha tamam, mining camp atmaya yollamış herhalde. Altın toplayacak orada bir de. Çıldırmıştım. Kale atmaya mı gidiyor dedim. Bayağı bir işçi yolladı oraya. Viper sağdan soldan raidliyor. Soldan aman sağdan raidliyor bu arada. Bir taraftan. Evet. Sato da iki siege atıyor. Şimdi iki siege ne kadar mantıklı bir hamle. Yani ben full scorp oynayacağım diyor. Viper'da bir tane siege workshop attı. O da mangonel basmak istiyor. Orada bir tane knight eklemiş. Bir tane daha scorp alacak gibi alamadı. Bu arada eğer Tato balistik alırsa scorplar balistikle vuruyor. Şeyde Roma'da aynen. Balistik upgrade'i scorplara etki ediyor. Oy alttaki altını buldu Viper. Evet oradan. Oradan iki işçi düştü. Dikkat etse oradan hepsini aldırdı. Solda oduncular da bayağı açıkta. Oraya gidiyor şimdi.
Biraz dikkatsiz davrandı Viper, yoksa dediğin gibi burada bayağı bir iş çalacaktı. Benim dediğim o 40k Archer sayısına geldi. Biraz ayrık bir kısmı ama canları da çok fazla gitmemiş bu arada. Scorp da var. O kadar Scorp'a rağmen. Aa, şimdi geliyor. Mangonel. Olmadı bir. Ama o Mangonel bile düşecek. Mangonel bile o Knight sayısını ne kadar azalttı görüyor musun? Aynen, bir tane Mangonel. 4-5 tane Knight'ın arasında evet. Oldu. Orduyu birleştirmek istiyor tekrardan Viper. Kevarçıları birleştirecek. Bence light key'e basmaya devam etmesi gerekiyor yani. Opu daha yüksek ve full key archer oynamaya devam edecek kanki. Şey atıyor çok fazla archer range çekliyor. Çok güzel oyun döndü bu arada. O oyunu kaybedeceğinin farkında hani Ramban pushlayacağının farkında, o yüzden arkaya doğru bir kuruluma gitti. Key archer'lerle de raid'e gidiyor. Çok fazla şey olduğu için base'inde, scorp olduğu için base'ini bıraktı. Bakalım Viper raid'e... Tato raid'e girecek mi? Şu an o da... Bu arada orada bir Mangonel var. Belki o scorp'lara güzel bir shot gelebilir. Bakalım. Bekliyorum, bekliyorum. Geldi mi? Yok. Vuramadı. Bu arada aşağıda... Kevarçılar bayağı... Thumping geldi bu arada. İşçi sayısında öne geçmesini sağladı Kevarçılar. Evet, oyun ortada. Viper Tato'nun base'inde, Tato Viper'ın base'inde. Tato orada kevarçılığın sayısını biraz azalttı. Tato'nun pozisyon daha iyi gibi çünkü Viper oraya giremeyecek şu an. Girebilecek bir ordusu yok. Şu an aynen öyle, oraya girecek hiçbir şey yok. Altın durumu da sıkıntıya girecek. Bir taraftan kale atacak bir yere. Yani o scorp'lar da yavaş yavaş azaltıyor şeyleri, kevarçıları. Kale atması lazım, evet. Bakalım o kale hakkını nereye kullanacak? Magyar Ruslar temizler orayı. 15 tane Magyar Ruslar. Oraya atıyor ama... Araya girmesi lazım önce. Aa, kaleyi gösterdi Viper. Kaleyi ne kadar gösterdi. İyi bir kale sence? Kaleyi gösterdi bakalım, Tatok gördü şimdi Viper. Tatok girmedi, girse bence temizlerdi de... Oo, bu arada scorplar kalenin altında, çok sıkıntı. Evet. Bütün Tatok... scorplar dışarı orada. Çok kötü kontrol, niye böyle İki tanesi öldü zaten TC'ye. 3 öldü, 4 5 5 bayağı bir kaybetti skor. 3 tane, 9 tane, gerçi 9 tane de skorpu varmış arkada tekrar biriktiği için. Bir de ucuza basıyor, altın az istiyor. Viper'ın eko çok disaster. Magyar Ruslar ekliyor mu? Eklemedi. Dişlere ekstra bonusu var Magyar Ruslar'ın. Hatırlatalım onu da. İşçi sayıları 106'ya 107 başa baş. Evet, Toto'nun ekonomi daha iyi. Çok dengeli ya. Farm ekosu daha iyi. Ufak ufak imp'e gidecek gibi duruyor, bakalım. Ya farm ekosu iyi ama etli asker basıyor ya, acaba o kadar imp'e hızlı geçmesini sağlayacak bir tarla ekosu var mı çünkü? Yani bence durdurursa yok. Basar da ordu kaybettikçe tekrar yenisini eklediği için basamıyor. Şu an Q'da yine 3 tane Knight var. Hani belki biraz geriye çekilip scorplarla hafif defans imp'e bastıktan sonra geri yüklenebilir orduya da. Şu an sanki biraz gereksiz yükleniyor gibi. Orada Viper'ın... Orada Viper en alta kaçıyor. Orada bir tane Mangonel'i de var. Orada Knight sayısı da az bu arada. Evet, bayağı bir kaybetti orada Knight. Knight'ları da çok kötü kullandı. Şimdi o scorp'lar sıkıntıya girecek. Viper aşağı bir TC atacak sanırım. Bir de Tato yani... sürekli o TC'ye, main TC'sine RAM'le pushluyor ama o da yanlış değil mi? Ha, unuttu herhalde orayı ya. Ya da misclicked olabilir. Bu arada o scorp'lar Mangonel'lere de tek atar yani. Tabii o da doğru. Mangonel. Güzel, iki tane aldı. İki Mangonel ile iki Scorp. 13 tane Scorp var orada. Tato imp'e bastı. Viper da çok uzak değil ama
Dediğim gibi Tato'nun ekosu şu an daha güzel. Daha oturmuş bir ekosu var Viper'a göre. Viper da bastı. O güzel de bir kare geliyor bu arada. Tato'dan. Yani map'in sol tarafında binalarla birlikte bir baskı kurdu. Viper'ın kaçabileceği alan sağ taraf olarak görüyor. O da o tarafa doğru baskı yapmak istiyor. Kaleyi de o yüzden hile attı. Sağ tarafta bir üstünlük elde etmek istiyor. Op 148, 148 işçi sayısı 123, 119. Asker 25'e 31. Başa baş. Oyun çok dengeli devam ediyor. Evet, Kev Archer yapıp önüne de Light Kev ekleyebilirse güzel olacak ama şu an ikisini yapabilecek bir ekosu yok Viper'da. Ama Tatoh ne isterse yapar şu an. Oo, Scorp'lar dikkat! Viper! No. Yanlışlıkla misclick yaptı. Geyiği sıktı. Hiç ölmedi ama çok demekçiydi. Evet, orada bayağı bir Scorp var. Yani o Scorp'lara Light Kev bile yaklaşamıyor şu an. Light Kev'lere baksana aynen. İkinci defansı olmadığı için Balistik de var bu yaklaşamıyor. arada. Belki üçlü birlikte yapabilir. Scorp'larda balistik de var. Tato yoksa durumu 2-0 mı yapacak? Viper şu an bayağı bir raid yedi, bayağı bir işçi kaybetti. Viper'da Counter Raid'e gidiyor bu arada Kev Archer'larla. Bakalım. Sanki dediğin gibi ama durum 2-0'a daha yakın. Çok bir hasar vuramayacak gibi Viper Ondra. Kim alır beyler, yorumları alalım. Tatoh Hazır bunu ki 20 saniye var, 20, hatta 1'i 5 saniye, 1'i 20 saniye. Viper bu kadar işçisi varken vermez zaten de. Yo, şu an vermeyecek zaten. Şu an oyun çok kafa kafaya, poplara baksana. Tato aldı bence. Tatoo'nun durum daha iyi gibi. Viper'ın da late game'i bayağı iyidir. Eğer oyun ekonomiyi istediği düzeye getirirse bence oyunu alır bence, ırkı daha iyi late game için Viper'ın. Bu arada o altın tacına tıkladı. Artı bir renç alacak şimdi o Kevarçılar. Tatoh'tan da Heavy Scorpion artı Cavalry upgrade'i, son defansı da alıyor. Şu muhtemelen o taş var ya altının önünde. Bir hil var. Kevarçıların olduğu yerde. Oraya bir kale gelecek gibi. Evet, şu an bir kalelik taş var. Chemistry'i alamadı bu arada Viper. Henüz. Tata bakalım atacak mı o kaleyi? Tato. Sol taraftaki altınları da kontrol ediyor. Viper'da oradan bir Light Cav artı Cav Archer'larla oraya gitti. Tato da oraya bayağı bir işçi yolladı. Onları yakalayacak. Daha defansif bir kale geldi Tato'dan. Viper da oraya kevarçılarla gitmişti. Orada şimdi orada da çok fazla iş kesecek. Viper'ın da Taunt Center gitti. O da orada bayağı bir işçi kaybediyor. Her yerde bir şeyler oluyor. Hala oyun çok kafa kafaya bence. Viper'da upgrade'ler dediğim gibi askeri upgrade'ler henüz tam full değil. Armor'lar yok. En önemlisi de Kimya yok. kimya yok. Şu an kimya olmaması o upgrade aldığı için ne kadar etkili? Hani tabii ki az Aynı daha iyi gibi oluyor görünüyor. ama. Yani bir hata eksik. Şimdi, ama askerin namına getirecek ekosu da yok Viper'ın işte sıkıntı Evet, orada. altın toplayamıyor şu an. Tamam, güzel raid attı. İşçi sayısını bayağı bir azalttı bu arada Tatoo'nun. 106 işçiye 120 işçi şu an, işçi de önde. Ama şu Tatoo'nun skorpiyonlarını temizleyemedi ve altın toplayamıyor. Şimdi sağ tarafta bir TC attı. Orayı da Tato şimdi kale atıyor oraya. Skorplar geldi. Skorplar geldi. Cici. Cici. Tato durumu 2-0'a getiriyor. Tato'dan mükemmel bir oyun. Roma'yı bu haritada kaybederken Yeni görmedik. meta mı? Evet.
116 APM'e 76 APM 88 Cav Archer basmış. 113 tane Cavalry basmış. Sato. Military'de 192 kill almış Viper. Tato 169 kill almış. Viper daha fazla kill almış. Evet, 10.000 kaynak daha fazla toplamış yine Tato. Imperial Age süresi ve Castle Age süresi Tato'da daha erken. Maksimum işçi sayısı da 131'e 127. Durum 2-0'a geliyor. Tato oyunu 2 oyundur çok güzel yıkıyor şeyin üstüne, Viper'ın üstüne. Evet. Çok güzel oynuyor. Bir TC bro. Swiper'la özelden konuşup az biraz heyecanlandır, avans ver. Yok, böyle şey demedik. Bakalım hangi map seçilecek. Şöyle bir draft linklerini de tekrardan vereyim sizlere. Draft. Evet, Viper home mapinde de Land Madness'te de kaybetti. Land Madness'te de. Formda. Evet, Tato güzel oynadı. Jarl'la kaybediyor. Tato da Romance'da kazanıyor. Bakalım Viper hangi map'i seçecek? Hemen şöyle bir bakalım, lobby'yi kurmuşlar mı? Lobby'yi kurmuşlar, map Nomad olacak. Nomad'de sizce hangi ırklar gelir? Ortaya ikiz. Ortaya ikiz. Viper'da Portekiz var, Litvanya var, Malians var, Moğol var. Tatoh'ta Kore mi yine alır acaba Tato'da? Kore var, Bohemia var. Bohemia'yı çok gördük Mystery Yu'dan. Kore'yi çok gördük Tatoh'tan. Finish banlı. Nasip alsın. Şu Bu arada ırklardan Best birini of almaları 7 gerekiyor. 4 olan kazanacak. 3-2 değil abi. Aynen, Best of 7. Tam 4-3 skor değil de olabilir. hashtag skor yazmam lazım. Niye böyle çıktı? Halil Agam, teşekkürler Prime aboneliğin için. O benim skoru yazıyordur ya büyük bir ihtimalle. Sen bugün oyun oynadın mı ki? Bir tane oynadım aynen. Okey. Hazırlığımız olmuş. Sabah Rezil erkenden olduk. oynadım. Ramazan dolayı ne zamandır oynayamıyordum, canım çekti. Sabah erken kalktım şu çalışma yüzünden. Bari kalkmışken bir tane oynayayım dedim. Daha afyonum patlamamıştı, yoksa gösterirdim ben onlara. Daha başlamadılar bu arada. Beklemedeyiz. İşlemedi. Yeniçerinin range'ini düşmesi çok kötü oldu. Düşmeden önce de çok OP'ydi ya. Ne Monk'la alabiliyorsun, ne Mangonel'le Bu arada başladı bro. alabiliyorsun. Bir alamıyordun. Vs Toto. 8 vs Bengal. Oo. Moka. Otisler dipti be. Araya mı gelecek? R verelim mi? Efendim? R verelim mi buna? Ne için? CC'ler dip dibe diye. Yo. Öyle bir şey yok. Hani kendileri isterse sorarlarsa verebiliriz ama istemezlerse sıkıntı yok. Bakalım Discord'da bir şey yazmışlar mı? Durdururlardı herhalde ya isteseler. Dibe çıkmış. Evet. Neyse, daha keyifli olacak. Bence çok gerek yok. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Aksine daha çok aksiyon.
R daha iyi gibi olur. Nomad bir kurallarda ne yazmıştık? Bir baksana. Bakalım. Bir... Eğer kurallara uyuyorsa Nomad Starting'e bir sıkıntı yok. İtiler birbirini ateş edemiyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Hadi. Çünkü kuralları ona eklemişiz sadece. Birbirine ateş edemeyecek şekilde demişiz. Ki benim şeyde de gördüğüm kadarıyla hani sonuçta Warlord Seeking'in benzer kuralları ya, orada da hiç sıkıntı yaratmadılar, böyle gelen olmuştu. Evet, doktorum... Yani R olsa, uzun oyun olsa belki evet daha keyifli olabilir ama bu da Nomad'in bir parçası sonuçta, o yüzden. Evet. Viper şu an ikinci fişi ekledi. Tatoff da ikiyi ekledi. Viper biraz daha erken basmış fişe. İki tane de domuz çekti Viper. Tatoff henüz tane çekti gibi. Bu da 2'yi çekiyor. Tato'nun orada gold var iyi yanı. Viper'ın gold'u bayağı bir uzakta. Şimdi nereden toplayacak altını? Kötü oldu Viper için mesela o. Şu an altını uzakta toplaması lazım. Bakalım hemen altın görüyor mu Viper? Bu arada bütün serilerde mavi yaptık. Mavi yapalım Viper'ı. Evet, şimdi bütün her şeyi okudum da yok. TC ile ilgili bir sıkıntı yok. Birbirlerine haberdarlar bu arada. Birbirlerinin nerede olduğunu biliyorlar. Viper da şimdi işçi aşağıya doğru yolladı. Galiba. Viper Tato'nun dokunu biliyor. Tato Viper'ın dokunu biliyor mu? O da onunkine... Oo, onu görememiş onu. Evet. Koyunu orada da birazdan fark edecek gibi galiba. Aynen, kullanırsa. Sürerse fark edecek. Tower Rush gelir mi? Bakıyorum taşların pozisyonuna. Tato'nun arkada bir taşı da var. Viper'ın dağ tarafta bir taşı var. Domuz daha çekiyor. Feodal Eşler gelmek üzere. Aynı anda bastılar hemen hemen. Viper aşağıdaki altına girdi. Oo, Tatov'tan oraya barak geliyor bir tane. Oo. Altının dibine. Viper onu görecek. Mining camp atmayı unuttu bu arada Viper. Bu işler geriye gidiyor. Viper. Mining camp. Fark etmedi daha hala orayı. Kötü oldu. Kötüden daha kötü olmuş olabilir bu arada. Bayağı bir yürüdü onlar. Bilerek atmadı değil. Gör, unuttu orayı. Orayı aynen direkt unuttu ya. Git gel. Altoslar geliyor. İkisi de görmek istiyor birbirlerinin attığını. Neyse, barağı gördü. Geri çekiyor şimdi. Evet, Viper iki tane basacak bilerek atmamış herhalde. Tuhaf. Sadece iki tane topladı. İki tane Fire Ship'lik altın topladı. Oraya tekrar gitti. Barağı görünce atmadı bu arada. Hani bilerekten ziyade. Ha, barağı belki görünce. Şeyi bilerek yapmış olabilir. Hani barak ekosu gelsin vesaire için bilerek yapmış olabilir ama. Evet, şimdi öbür altına gidiyor. Tohta Fire Ship bekliyor. Oraları full walluyor Viper bu arada. Haberdar oradan bir şey geleceğinin. Map'in altını walluyor. Evet, gördü çünkü o barağı.
Güzel oldu Viper için. En azından oradan bir şey geleceğini fark etmesi. Eğer şu TC'ye doğru da vallarsa daha güzel olur. Oraya da ev atıyor. Aynen, o tarafı da tamam, vallamaya devam edecek. Bir tane de Spear yolladı oraya info almak için. Evet, dikkat ettiğim kadarıyla Nomad de Tato Tomwatch'ı çok erken alıyor. Viper da almış. Tomwatch'ı erken alıyorlar çünkü gelebilecek bir tower'a karşı. Viper da outpost'u tam o odun arkasına attı. Orada çalışmadığına yönelik tower'a mavra girişmedi. Evet. Arkada bir odunu daha var. Gördü o odunu da. İki taraf da kapatıyor. Viper'ın biraz daha et ekosu güzel. Denizde de Fire Galley'ler kapışmaya devam ediyor. Orada şey daha avantajlı. Bengalis'in bonusu var arkadaşlar. Gemiler canını yeniliyor. Dakikada 15 HP yeniliyorlar. 93-94 ufak ufak artıyor. Bayağı orada Viper mikrolu orada bir geri gemiyi tekrardan şeye çekti yukarıdaki fişlere. Aşağıda demosu var. Demoyu patlatacak gibi duruyor. Demoyu patlatırsa alabilir o gemileri. Bir de tamiri de edecek. Tamiri de edecek. Demo da patlayacak. Tato kurtarırsa çok iyi onun için. Viper! Kurtaramadı. Birebir. Birebir. Evet, Viper denizi kaybedecek gibi. Bu arada Quick Wall attığı yerde yanlış yere atıyor öbür taraftan. Aynen. Sağa atması lazım. Çok fazla action döndüğü için. Aşağıya wall'layamıyor mu acaba, ama wall'layabilmesi lazım. Oraya inat atmadı. Körleri getirdi oraya. Oo, Fire de geldi oraya bu arada. Ton orada Fire işçisi de var. Fire edecek mi? Viper'ın da işçisi var. Ora Viper'a yarar. İki tane fire ship oldu şimdi. Datamı geri alıyorum. İki fire ship Viper'a yaramaz. Demo gelir mi? Demo da basmadı. Bir demo olsa güzel olabilirdi Viper için. Saturn'un ekosu da geliyor bu arada. Kesme hiç. Baksana. Market atsa ki yapıyor şu an. Basar direkt. Bir tane daha geldi şimdi oraya fire. İkiye iki. Viper tamir ediyor birini iki işçiyle. Diğerini de tamir edecek. Daha iş yanlış yere gitti ama aldı orayı. Bu arada Tato tıkladı. Viper çok geride kaldı. Farm açıyor şimdi. Deniz ekosu Tato'nun gayet güzel bir şekilde çalıştı. İşin shipleri. Aslında 4 fişi vardı. Şeyden falan rahatlattı. Geyiklere attı. 2 tane mil attı geyiklere bak. Onlardan çok rahatladı. O sayede daha rahat bastı. Viper da bu arada tower atmaya başladı. Bir tane tower atıyor. Skordan belki anlamış olabilir. Çağ bastığında hafif bir skor düşmesi oluyor. Belki skordan çağ bastığını fark edip alan üstünlüğü vermek istemedi ama Tato o palasaytı delleyip kendi önündeki direkt oraya atabilir kaleye. Taşa girdi 14 işçiyle. Viper'ın da çağ geliyor ama bir tek gecikecek. Turnuva schedule var mı? Final maçı dostum ya. YouTube'dan izleyebilirsin diğer maçları. YouTube'a yüklüyorum çünkü. Ünlem YouTube yazıp YouTube'dan onun maçlarını ya da bot'tan izleyebilirsin. Tower daha atıyor Viper. O haritanın her yeri kırmızı. Her yerde bir şey var. Nomad'i Nomad gibi oynuyor. Daha geldi. Viper'ın da bir dakika 40 saniyesi var. Bir süre tutması lazım o şeyi. Baskıyı diyelim. Evet, Viper Archer basıyor. Tato büyük bir ihtimalle Castle drop yapacak. Göster. Ama nereye? Gösterdi Archer'ı. Sanki böyle bir Archer'ım varmış da Castle drop'a gelirsem belki engelleyebilirim havası vardı Viper. Bakalım, ona rağmen Tato
Evet, dediğimiz yere atıyor. Belki save atar diye düşündüm. Save atmıyor. Attı ya, çok iyi ya. Aynen. Hyper o TC'yi kaybedecek. Ben şey bile bekliyordum biliyor musun? Şu tower'ların oraya atabilir diye bekliyordum. TC yerine ama burası daha iyi oldu. Evet. Toto aşağıdan archer'larını kaybediyor. İki tane archer'ı kaldı. Toto'nun fletching'i vesaire de yok. Kaldı. Evet. Viper'ın çağını bir tık da onlar da geciktirdi. Evet, Viper hemen bir tane Town Center attı aşağıdaki odunlara. Town Center'ın gideceğinin farkında, tamir bile etmeyecek orayı. Hera elendi, çeyrek finalde elendi. Taş toplamaya da devam ediyor. Manastır'ı geldi mi diye bakıyorum Tato'dan. Henüz Manastır'ı yok. İşçi sayıları 43'e 48. Bengalis çağ attığında da 2 tane işçi alıyor. Onu da unutmayalım. Yani oluşan fark, çağlardan gelen fark. Viper'ın bir şekilde bir de o noktadan dışarı çıkıp hani yayılması lazım map'e. Evet, ikisi de var. Bengali o kadar korkutucu bir ırk değil ama Vargalya'yı upgrade'ini aldı Viper'da. Tatoh da aldı. Deniz'i de almak istiyorlar. Tatoh da şu an Fishing Seas sayısı 8'e yükseldi. Viper'da Archer'larla bu arada Tatoh'un base'ine giriyor. Tatoh'un da arkada bir TC'si var. TC'nin altından geçecek. Çünkü orada çok fazla işçi yoktu. Viper geçti o TC'nin altından. Bu da bayağı bir idle time verdi. Altın toplattırmıyor şimdi Tato'a. Yine arkada bir odun da var. O oduna da belki girebilir. Evet, Viper. İşçi alacak mı? Alamadı hiç oradan işçi. Aynen, şanssız. Şimdi aşağıya indiğini gördü Viper. Tato'un. Hemen bak, oraya iki tane archer yolladı ama orada bir rata var. Ratayı alacak gibi. Rata'nın şu an hiç upgrade'i yok o yüzden damage de veremez çok. Aşağıdaki işçilere gidiyor. Orada canlı low HP olan var mı? Bir tane var. Belki oradan bir işçi alabilir Viper. Şurayı diyorsun. Bir tane alacak mı? Aldı bir tane. Aldı. Bir tane daha low var. Aldı. Onu da aldı. Bir tane daha aldı. Diğerini 3 aldı. Tane aldı. Yukarıda da işçi alıyor bu arada tower'dan. Tower atıyor oraya Tato. İşçi sayısında 10 işçi önde. Ama Viper Neko daha iyi şu an. 10 işçinin sebebi fishing ship'ler. Evet, Viper bütün fişlerini kaybetti. Vargalya upgrade'ini aldı o da. Tato'nun fişler yukarıda. Şu an şeyi de yok. Viper'da şimdi Fire'la oraya gidiyor. Durdu geri. Devam. Hiç denizde askeri yok Tato'nun. Eğer gitse o fişleri alırsa çok fazla. Tato'nun et ekosu çünkü komple denizde. 9 tane etçisi var. Biri fishing ship topluyor. Diğeri de 8 tanesi de fishing ship. Tato'nun eko disaster. Evet. Odunda bayağı bir sıkıntı yaşıyor şu an. Neye benzedi şu an? Leary maçına. Aynen, Leary maçına benzedi. Tek fark işte skor basabildiği için tutabiliyordu. Aşağıdaki TC attığı yere de bayağı çevreledi. Abluka altına aldı. Aha. Oradan da toplatmıyor. Sadece altın toplayabiliyor. Bir de TC'nin dibindekileri toplayabiliyor. Onun dışında çok bir şey yapamaz orada. Evet. Fire Galley şimdi ileriye doğru gidiyor. Vay. Tatoh bastı bir tane, yukarıya çekti, onları öldürtmek istemiyor. Orada şimdi yukarıdaki kişiler düzgün şaşıracak Tato'da. Viper güzel eko damage'i verdi bence. Hani işçi almasa bile vermiş olduğu damage sanki daha fazlaydı. Evet. İkinci TC'yi de attı Viper. Oradan biraz et ekosunu düzenlerse. Viper'ın şu an ette biraz sıkıntısı var. Biraz farm açması lazım. Şeyden topluyor bütün eti. Beri'den. Beri'den. Evet. Beri'de de yavaş topluyorsun genelde, o yüzden sıkıntı. Tatoh da Worker Efficient %45'lere kadar düştü arkadaşlar. Viper ne yapıyor görüyor musun? Ne yapıyor? Görmedim. Kaleye geliyor. 400 taşı var.
500 var. 2 tane alsa kaleye atar ki oraya atacak. Orayı da abluk altına aldığı için dediğin gibi. Oradaki işçileri almak istiyor. Orada 11 işçi var. Korpu da kovalıyor bir taraftan. Kork düşecek. Rata da düştü. Direkt PC'nin içine atacak şuraya. Da hile mi atacak? PC attı, daha güzel yere attı bence. Şimdi crosslarla da... Bir atayla da J'de girdi şey. Evet orada... Tower'a düşecek gibi ama bir iki işçi alabilir. Hyper çabuk fark etti orayı. Monk geliyor. Ha, tower atıyor. Viper görmedi henüz. Çıkmasını bekliyor derken GG. Viper durumu 2-1'e getiriyor. Çok güzel çevirdi. Güzel oynadı. Çok tertemiz oyun oldu. Hani kaleyi kafasına yedi ama hemen arkaya geçip. Feodal de çok sıkıntı yaşadı ama Feodal'in sonrasında güzel oynadı. Acayip öne geçti. PM'ler 83'e 57. Military'de 34 kill almış Viper, 33 kill almış Toto. Toplam kaynak toplamada da 1700, daha fazla toplamış. Şimdi Castle Age Time Toto'nun daha fazla, daha erken 1 dakika geç atladı Viper. Ama kazanmayı bildi, 56'ya 56. Birazdan... Dördüncü maç başlayacak. Niye erken çıktı? Erken değildi. Ekosu idle'dı komple Kerpo. Oradaki işçilerini de kaybedecekti. Kafasına kale de yedi. İki Mangonel atışına bakar diyorsun da Mangonel basacak ekosu yok. Artı şeye de cevap yok. Organa da şu an için cevap yok. Hani Mangonel basamadığı için. Biliyorum sen olsaydın bir yarım saat daha oynardın. Ama prolar kadar uzatmıyorlar. Bakalım hemen draft'a. Bu maça ben şey demek istiyorum, comeback demek istiyorum. Ne diyorsun? Hani Viper daha kötü durumdaydı sanki. Yunus. Efendim? Bu maç için Viper adına comeback diyorum ben. Evet şimdi comeback moral motivasyon olarak büyük bir ihtimalle bir kendine gelmiş. Yok şey açısından dedim ya, sadece bu maç için. Bu maç üzerinde söylüyorum. Hani Nomad de çok gerideydi. Comeback attı bence. Aslında o kadar da geride değildi ya. Bir şey olarak çağ olarak geride kaldı. O kale belki biraz yorardı. Asker olarak geride değildi. O askeri düzgün kullanmasıyla birlikte oyunu çevirebildi yani. Sen Yasin'e karşı uzattığın gibi uzatmadılar. Karpo girmeyelim o tartışmalara. İmp vs Feudal'de çıkmıyorsun hala. Aklıma geldi o maç şimdi. Neydi, Mores miydi? Evet. Viper Nomad'de kazandı. Çıkları hemen girelim. Portekiz'de kazandı. Bengalis'de kaybetti. Bakalım sıradaki maç ne olacak? Kurmuşlar mı lobiye? Kurmamışlar. Hep piklememişler. Migra Four Lakes Arena. Tato'nun home mapleri. Migra gelir gibi hissediyorum. Karşılıklı dişler bence biz. Çok fırın ekmek yemesi lazım onun. Daha var. 5 sene sonra belki. İki bir güzel bir final oluyor. Ben bir tane oynarım. Ben oynamam. Irkla alakası yok Kerpo. Dur final sunuyoruz abi. Abi ben mesela maça başlıyorum, tamam mı? Bak şu an mesela
aradayız ya. Maça başladığımda şey geliyor hemen. İşte abi karşında şu kadar şu olsa hangisini seçersin? Yani şu, bir soru varsa şu aradayken güzel bir şekilde yanıtlayabilirim. Maç sunmaya başladığımda sence Frank'le nasıl oynamalıyım? Sence işte Arabiya'da 5 ırk hangisi? Alboros, teşekkürler takip için. Evet, maç başlamış bu arada. Map Migra. Evet, chat trolü bırakın. Türk'te raid'den atmalıyım. Alt F4. Oynama raid'i. Trolü bırakın. Soruyorsan oynama değil mi Yunus? Troll yapacağımız yerler de var ama şu an seriye odaklanalım. Trolü bırakalım. Hep Migra, Viking vs. Oyun hakkında konuşun ya. Şu anki seri hakkında Şu anki konuşalım. seri hakkında hemen. Mikro'da Viking Travit hangisi daha iyi? Soralım. Hangisine strateji var? Fes Castle yorum yüz, Fes Feodal yorum yüz. Ben Dravit'i daha çok seviyorum ama harita çok şey çıkmış, dibe çıkmışlar. Yani çok farklı olabilir. Normalde hani deniz savaşları böyle biraz dengeli gidiyor. Burada oyun daha erken bir denizde kopabilir yani. Viper'ın doku attığı yer ona biraz şans tanıyor şeyine. Evet, biraz. Tutmasına oyunu. Ha, belki Viper da çok erken atabilir çağ. Bakalım. Feodal artı asker mi yiyoruz diyorsun? Yani olabilir, olmayabilir. Rakipler bilmiyorlar birbirlerinin yakınlığını. O yüzden. Ben Dravid'i seviyorum ya bu arada. Evet. Yani eğer oyunculardan biri maçtan önce ben hızlı bir şekilde atlayıp rakibe asker basacağım diye kafasında taktik oluşturmuşsa, atıyorum mesela Tato öyle bir şey düşünüp şu an oynuyorsa ve sağ taraftan giderse oyunu çok erken kopartabilir. Hani öyle bir şey olabilir. Bana sorarsan Tato erken geçecek. Viper'ın erken geçme gibi bir şey yok. Dokların konumuna bakarak söylüyorum. Tato da erken geçip aşağıdan bütün map'i dolanacak. O yüzden Viper çok yeterince zaman kazanıp Fast fire'la Castle'da tutacak diyorsun. aynen. Olabilir, olabilir. Mümkün. Evet, Tatop bastı. Lumber Camp'i de atıyor. Viper'ın da şu an basmak için yeterli ekosu var ama basmıyor. İkinci doku ekliyor da iş basmaya devam edecek. 6 tane işçisi var odunda. Tane eksiliyle de Struggler odunu topluyor. Yukarıya bir Lumber Camp daha gelecek Viper'dan. Viper da Orada bu birazdan çağ işten sonra basacak. basacak gibi aynen bastı. Lum gelmedi iki taraftan da. Map'i yeniden mi seçiyor? Evet. Evet, yenilen seçiyor abi. Yani bu Tato'nun 10 map'i. Dese rakip 10 map'i de seçebilirdi ama kendi 10 map'ini seçti. Evet, Viper da bastı. Çok bir fark yok arada. Bir dakikalık fark var. Zaten hani basayım yollayayım desen gidene kadar öbürü de olur. Tato Bakalım bir oldu. kale geldi. Hadi iki tane basıyor. Viper bir doku da şu çıkıntıya doğru atar gibime geliyor. Hadi bir tane Tam de. şey. Bir tık daha geriye attı. Okey. Sizce bu Bey orta atıl mı? Viper'ın base'inin arkada balık var. Fishman uygun. Adil oradan Adil. geçiş de var. En arkadan da geçiş var. 1, 2. Orası da tamamen kapalı değil. 3 turnuva map'i zaten. Evet, galeyler gidiyor. Bakalım. İki taraftan galeye gidiyor. Bir sağdan bir soldan.
Şimdi sağdan yakın olduğunu anlayınca ondan sonra yeni çıkanların hepsini oradan yollayacak. Belki şu ilk yolladığı galleyi karışmaz. Belki fiş yakalarım umuduyla. Şu an anlamıştır bu arada o Çıkıntıdan dolayı. şeyin orta adanın şeklinden dolayı. Muhtemelen devamını direkt oraya basar. Evet. Aynen devamını oraya basıyor. Viper için de Fire Galeye başlangıcı yapacak. Kolayca tutup sonrasında galeye dönecek. Viper'ın çağı da daha hızlı gelecek zaten. Fitresi daha fazla olduğu için. Evet, 3 tane bastı. Şimdi de dediğin gibi galeye dönüyor. Aynen öyle. Market geldi. Hatta Tota en soldan yolladığı şeyle birkaç tane inek buldu. Onlarla da haritayı açacak. Bu da güzel olacak onun için. En azından info alacak. Çıkarma yaparsa nereye daha erken gideceği konusunda. Yani Viper'ın gemi sayısı şu an daha fazla oldu Yunus. Tato fiş sayısının farkı kapatmak istedi. Hepsinden birer fiş bastı. Mantıklı mantıksız değil ama bu da Viper'a çok avantaj sağladı. Evet. Asker sayısı olarak. Aşağıdaki galley de bayağı bir hasar aldı Tatoh'un. Oradan da fire ship'ler gidiyor. Tatoh da şimdi arkaya market atıyor. Viper'dan da Fletching geldi bir de. Viper bir 100 taş sattı. Çağa geldi şimdi bas çekişinden sonra muhtemelen. Yalnız Viper bu kadar yakın olduklarının farkında değil. Bakalım. Bence şeyden anladı bu arada Viper. Map'in sol tarafını açtı. Explorer'una bak. Ondan kaynaklı anlamıştır yakın olduğunun. Olabilir. Bakalım gidiyordu o tarafa doğru. Birazdan anlayacak zaten. Yakın olduklarının çağı bastı bu arada Viper. Tatoh da birazdan basacak. Viper şimdi Fire Ship ekliyor. Galley Mantıklı. eklemeyi Daha önce geçti. bastığının farkında muhtemelen. Market fiyatlarından vesaire. Tatoh'tan kötü kontrol. Bir galley bayağı can kaybetti. Oo, Viper çok güzel mikro oluyor. Bir tane galley alacak oradan. Aldı. İşler açıkta. Bir tane Fire Ship var orada. Bir galeye daha düşecek. Düşecek mi? Düşecek gibi. Düşer, Evet düşer. düşürdü. Viper çok güzel Tam mikro oluyor. 4'e 3 orada mikrolamaya devam Abi edebilir. Viper'ın galley mikrosu çok iyi. Ben bir ara YouTube'da bir tane video izledim. 9'a 9 yapıyorlar, hiç kaybetmiyor. Şey diyor, ben ne diyor galley mikrosu mu yapacaksın ha? Hadi diyor falan böyle. Aynen, hatırlıyorum şey videoyu. Kaybetmiyor ya. Şimdi Fire Ship'ler geliyor. Hemen bir defans upgrade'ini alır mı acaba Viper? Alacak. Alması lazım. Önce var Bir tilse Galley, attı. sonra ortaya çıkarma yaptı bu arada. Almadı hemen. Var Galley'e upgrade'ini de almadı. Tato'nun şeyini bekliyor herhalde. Çağını bekliyor. Bir görmek istiyor ne kadar şey. Çok acele etmedi. Zaten kaçabilir çünkü. Tato. Evet, odun Birazdan tıklar upgrade'ini ama. aldı hemen Viper. Ve içeriye doğru giriyor. Var Vargalı'yı Galley. yeni tıkladı. Fire ship'leri de ayırdı. Orada Tatoh'un işlerini Ortada. yakalarsam alayım diye. Tato henüz ortaya çıkarma yapmadı. O da birazdan çıkaracak gibi. Bir tane var. Tato bu Transporter. arada o arkadaşın dediği yerden geçecek. Fiştin aplamaya. Evet. Viper görüyor mu orayı? Görmüyor. Görmedi. Görmedi. Evet. İşi de snipeleyebilir lumsuz. İşçi de snipeleyebilir. Orada transport da var. Bu arada bir tane işçi gitti. Bir gitti. İki gitti. İki Gitmedi. gitmedi. Evet. Altıncıları da orada. İki
Gitmedi. Viper şimdi mecbur geri dönecek oraya. Hı-hı. Yoksa sıkıntı. Yani oradan fire basıyor şimdi. 3 tane de fire var. 3 tane fire yeterli ya. Orayı temizlemek. Canları az zaten. Hı-hı. Bakalım belki mikroyla olabilir ama bana yeterli gibi geliyor. Geçtiği yerden götürseydi diğer 3 tanesinde, çünkü götürüyor yani, kararlı götürmekte. Hı-hı. Daha iyi olabilirmiş. Ama orayı temizleyecek zaten dediğin gibi. Evet. Ya da temizleyemeyecek. Bir tane ya. Yeterli olmadı. Yani daha yollaması lazımdı gibi. Kaçıyor Tato oradan. Biri düştü. Okey ya Viper'ın şeyi. Hı-hı. Bu arada Tato çok fazla şey birikti. Longbot. Şimdi çıktı ortaya Tato'da. Henüz iyisi atmadı. Tato şu sıralar çok üstün oynuyor. Eyvallah Beyox, hoş geldin. Bilmiyorum, şeyde gruplarda hani Viper 3-0 atmıştı. O kadar bariz bir fark yok. Hani yapabilirler, yapamayabilirler. Evet. Hepsi denk seviyede oyuncu. Peki şeye, Longboat'a karşı Fire Galley mantıklı mı? Yani deniz oyununda Moe'yi düşünmüyor anladığım kadarıyla devamında. O yüzden tutabilmek adına mantıklı. Hani çok fazla abanmayacaksın. Hmm. Benim anladığım, hani gördüğüm kadarıyla ortaya çok fazla TC attı. Ortaya yıkacak oyunu. O yüzden mantıklı gibime geliyor, bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Yani denizi kaybederse bu turnuva versiyonunda baya bir tower atması lazım base'ine. Korunması için. Şu an öyle bir ekosu yok. Ya da farm açması lazım. Bu longboard'larda baya bir range'i de var. Yani şimdi altın toplatmayacaklar base'inde. Taş da toplatmayacaklar. Şimdi taşa girdi Viper. Onu fark etti. Biraz daha tutup, evet, basıyor şu an. Galley basıyor. O bu arada aynen. Güzel demo. Demoydu herhalde. Demo muydu? Yo şey. Ha. Fire'lar vurdu. Hmm. Sıkışınca. Evet, güzel sıkıştırdı. Yok, devam ediyor ya denize. Bayağı bir avantajı var orada. Bayağı bir coin topladı. Her şeyi sıkıştırdı bu arada hep denizde de. Hmm. 3 tane 3 Tom Center'a daha yeni atıyor birinci Tom Center'ı. Zincirelik geliyor. Şeyi base'ine ekledi bu arada. İlk TC'sini Tato. Hı hı. 3 TC'ye, evet, 4 TC. Convert geldi. Nereden geldi? Göremedim. Bir tane işçisini çevirdi ortadaki Tato'nun Viper. Aynen öyle. TC'ye vuruyordu. Geldi o. Üniversite Tato geldi. Atak yaptığı yerin güzelliğine baksana şimdi. Şeyden geliyor, alttan geliyor. Bütün fişler orada. Biliyor Tato onu. Direkt atak yönünü oraya çevirdi. En azından fişleri alayım. Sonrasında biraz darlayayım diyor. Evet. Geri çıkanları da base'ine çıkıyor. Hı hı. Orayı. Ama şu an tıkladı. Orayı tutacak. Balistik geliyor Viper'dan. Bir de Loom geliyor. O işin şiplerinin hepsini kaybedecek. Tek atıyorlar çünkü. İşte arada 120 et var. Onları bırakması lazım aslında. Fark etmedi onları. Aynen. Hiçbirini fark etmedi. Ve hala Viper! Kaybetmeye devam ediyor. Şu an fark etti. Bir 50 et var, bırakmaya çalışıyor. Viper'ın işçi sayısı 80, Tato'nun 75, Tato'nun 56. 20 işçi fark var. Yukarıdan geliyor şimdi. İki taraftan da çevrede de güzel olay Viper için, ortanın kontrolü var. Ama Viking'de tehlike... Oo, kale geliyor. Kale geliyor. Orada o kale işleri değiştirir bu arada. Tato'nun tutacak bir olayı yok. Yani güzel olay şu. Tato şimdi fiş basmaya devam ediyor. Ve denizin vermiş olduğu üstünlükle karaya herhangi bir yerden çıkabilir.
Base'inde de bayağı bir taş var. Imp olup eğer ortaya çıkıp berserk artı traplerle map'in kontrolünü komple ele alabilir. Ki şu an benim şu anki senaryodan gördüğüm olay öyle olacak Durum gibi. öyle olacak gibi. Evet. Viper bu arada defansif bir kale atıyor. Bir de agresif bir kale atıyor. Hı. Attığı kale çok iyi bu arada. Tatum pozisyonu daha iyi bana göre. Hatta bayağı iyi. İmperial Echo'su geldi. Aldı sattı bastı imp'e. Tatum. Aa binası yok basamadı. Üniversitesi var mıydı? Üniversitesi de... Ha var. Bunu tamamlamış. Anastri'yi attı. Şimdi çağ basacak. Bakalım hangi TC'den basacak? Kalenin de aldığı TC'den basıyormuş. Main tisinden bastı. Oradan da işi basmıyor bu arada. Biraz işi bassa iyi olur. Balistiği de Kanka sen almadı, sunucunu almış çoğu gerçi. kestin. Ha, oraya Oo Viper double block yaptı. geçmesin diye. Şuradan geçebiliyor mu acaba o beyaz alandan? Tato oraya bulaşmayacak muhtemelen de. Geçemiyor. Oradan tam maçı alıyor Tato. O kalenin vurdu. Upgrade'leri oradan alıyor zaten. Başka da alacağı upgrade yok. Bilbaroğlu handcart Diğerini de almaz herhalde. free. Hı. Evet, Tato'nun artık ortaya bir kale atması lazım. Üç işçi çıkarttı ortaya. Yeterli mi üç işçi? Yok değil de. Allah'tan hani Viper'da bir şey yok orayı tutabilecek. Şimdi outpost atıyor gerçi de. Görebilir eğer oraya atarsa. Viper'ın Neko da muazzam oldu bu arada. 5 Tato işçi niye daha ortaya boşuna getiriyor. tutamadı? Deniz kontrolünü almak istedi. Değişik stratejiler. Hani iki oyuncu farklı strateji gitti. 5 işçi daha getirdi oraya şimdi Tato. Kurmuyor yalnız onlarla. Viper'ın Monk'u çekti oraya. Viper da imp'e bastı. O kaleye atamazsa sıkıntı bu arada Viper'a. Pardon Tato'ya. Hı. Ama kaleye yöremedi Viper. Ucundan yöremiyor. Evet. Kaleyi göremiyor. Monk da gitti oraya, göremedi. Orada bir işçiyi gördü, şimdi onu konvertleyecekti. Delayt geldi. Outpostları attı. Herhangi bir yere çıkarma yaparsa haberim olsun diye. Tek göremedi yere Aynen. çıkartma yaptı. Şimdi Elite Berserk upgrade'i geliyor. Tatoh'tan. Bir de Taunt Center Elite ya. Longbot. Ha pardon, Berserk. Berzak değil. Viper aşağıya da bir kale atıyor. Deniz kontrolü için. Güzel bir kale. Ortaya da arbalist oynayacak. Evet, Viper'ın ortada kaç tane işçisi var bilmiyorum, bir bakayım. Çok var ya. 58 tane işçisi var Aynen ortada. bu civarda. Bir de Fast Fire birikiyor. İmpe geçince de onları Fast Fire ship yapacak. Yunus hangisi bine daha yakın sence? Tato mu diyorsun? Yani Chat'te sormuş da biri. Tato daha yakın gibiydi. Viper eğer Tato şu an orta için bir şeyler yapmazsa Viper daha avantajlı olacak. Tato hala denize almaya çalışıyor. O yüzden denize çok fazla yatırım yapıyor. Çok bastı Longbow. Ancak o kadar denize yatırım yapacağına ortaya biraz Archer range atıp hızlı bir şekilde pushlaması gerekiyordu. Şu an orta pushunu çok geciktirdi yani. Geçen her süre Viper'ın lehine, çünkü map kontrolü var, odun var. Ortada baya bir altın taş var. Şimdi Tatoh bitirdi şu an altınını. Ortada altın da toplayamıyor. Gerçi bir kalenin orada toplayabiliyor. Eğer orayı da kaybederse GG olur. Bu arada Tato'dan Kanon Galyon geliyor. Kanon Galyon işleri Hı. değiştirebilir. Yani en azından bir süre Bence Kanon Galeon yanlış.
Archer range atması lazım şu an. Kanungaleon'a direkt falan ortaya ihtiyacı yok. Lazım evet. Yani Archer range... Burada Fastfire'lar nasıl temizliyor bak şeylere. evet geliyorlar oraya doğru. Arada elit longboard bu arada. Alttaki kaleyi sonuna kadar savunuyor Viper. Aşağıda 3 tane Kanungaleon var. Tutabildiğim kadar tutayım diyor yani en azından. Yani oradan base'ime gelecek atakları. Aynen. Birazdan oraya fast fire yollayacaktır. 1-2 az biraz arkada. Defans upgrade'ini de alıyor. Carrying upgrade'ini. Orada çok bir ordusu yok Tatoon ya. Çok bastı Kanungaleon. 7 tane basmış da. 4'ü aşağıda, 3'ü yukarıda. Yukarıdan o kaleyi alıp Viper'ın yani, ana base'ini temizlemek istiyor. Fast fire varken basmak mantıklı değil. Yanlış oynuyor. Bu arada ortada trap artı bombardlar var. Hem denizi Totem'in... alamayacak şu an hem karayı alamayacak. Hı-hı. Birine karar vermesi lazımdı değil mi? He, karaya karar vermesi lazımdı bu süreden sonra. Zaten benim güzel bir fish ekom var. Artık bu saatten sonra deniz gitse de gitsin. Ben adamın ekosunun karada olduğunu biliyorum. Hızlı bir şekilde karayı temizleyeyim. Toto şeyden ne kadar haberdar? Viper'ın böyle çok fazla işçisinin burada olduğundan. Hani 100 iş... Hani... 100 var mı burada? Bilmiyorum da. Şu an bakıyorum... 70 eşitsi var. Biliyor mu sence 70 eşitsi olduğunu yoksa 30-40 eşitsi var? Biliyordur ya, yok yok biliyordur. Baksana şu an kalelerin pozisyonunu biliyor, şeyleri biliyor. Ortada Viper'ın bayağı bir işçisi olduğunun farkında. Kalesini kaybetti şimdi. Okay. Tom Center'ı kaybedecek. Yukarıya bir kale atıyor. O kale de düşecek. Viper da main base'ini bırakıyor bu arada. Bütün işçileri tek tek taşıyor. Hiç oral olmuyor alttan artık gelen ataklara. Tutabildiği kadar tutup zaman kazanıp bir an önce oradaki kişileri kaçıracak. Belki oradaki altınları hızlı bir şekilde toplayabilirdi. Altın daha iyi olurdu. Arada shipwrighting upgrade'i de geliyor Viper'dan. Zaten karayı tuttu. Şimdi denizdeki üstünlüğü... Oo, aşağıda fire'lar çok güzel kill aldı. Pause geldi bu arada. Ben de gelmedi. Ben de geldi. Dakika kaçtasın? Dakika 37-18. Yo ben 37-50'deyim. Sende bir sıkıntı var. Hop. Çözüldü mü? Yok çözülmedi. Game over dedi bende de. Sana hemen Discord'dan yayın vereyim. Dur bir ben tekrar bir şey yapayım. Belki en sona hızlı pro ile gelme şeyim vardır. Tam böyle bir şey bak oldu. Bakalım. Ben de şurada durdurayım var da en kötü. Bunu arkadaşlar. Pasfon'un Age of'ta bağlantısı koptu diyorlar. Yayın duruyor mu? Duruyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Onu alacağım. Peki Mesut bir tane sana. Evet birazdan yüklenecek arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağı hızlı gidiyor zaten. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Spoiler yedik. Spoiler vermeyelim. Kanki istersen ben sana yayını vereyim. Diğer maça en azından şey yapalım.
Verdim yayın. Vermek istiyorsan ver. Ben buradan hızlı oynatıyorum. Olur. Öyle yapalım o zaman. Şimdi şifreti upgrade ile birlikte ucuza basıyorum. Zaten bitmiş hemen. Bitmiş mi? Orada bittiyse. Yani orada zaten alamayacağı belliydi. 39.50'de bitmiş. Hmm. Hiç uğraşmaya gerek yok. Durum 2-2. Sen 37.50'de koptun, 39.50'de. Ha, bir dakika kala size nasıl öyle bir kopma yaşadım anlamadım. Oyun bazen saçmalıyor ya. Çıkın. Evet arkadaşlar, durum 2-2. Dura bakmayın. Aksaklık. Benden kaçtığı değil. Oyunda bağlantı koptu. Son 2 dakikayı izlet lütfen. Tamam. Orayı izletmem için 15 dakikayı daha izlemen lazım. Zaten ondan şey sonrası zaten. Ondan sonra o kale düştü. Town Center düştü. Sağ taraftaki kale de düştü. O sağdaki kale düşmedi bile ya. O düşmeden GG geldi. GG zaten ortanın kontrolünün komple Viper'da olduğunun farkındaydı Tato. Viper bir de denize çok fazla fire abandı. Onu da görünce çıktı direkt. Hani sadece ortaya oynamadı. Denizi de temizlemeye girince aynen Viper kazandı. Dravid'le kazanıyor. Kura'dan izlemeye gidiyorum o zaman. Gidebilirsin. Çakal. Tato Viking'le kaybetti. Ben bile kasvadan izliyorum ya. Lan 2. Bakalım. Peker abinin yazdığını gelecek. Çok yanlış okudum. TTNet'ten oldu yine. Abi TTNet'le zaten kavgalıyız ya. Muhtemelen böyle bir saniyelik falan şeyin oldu. İnternet kopuşun oldu, yayın etkilemeyecek. Aynen, saniyelik bir kopuş oldu büyük bir ihtimalle. Kukuru adam Fransa'da ya. Yarın geliyor musunuz benim yayınıma şimdi? Ben yarın ona göre uyku düzeni yapacağım. Yarın şeyi açayım mı? Warlords Qualifier'ları açmamı istiyor musunuz? Onlar gibi bu arada. Kasva'nın maçlarını Kukuroflix'ten sunalım mı? Kasva Flix'in maçlarını. Kukuroflix. Onlar gibi. Bütün Türklerin maçlarını sunmayı planlıyorum bu arada. Hani sonrasında da daha pro maçları da. Starting ama tabii geleceksiniz. 13 GMT mi? Kaçta başlıyor o şey? 13'te başlıyor herhalde. Bak bir mola verdiler galiba. Kurdular şu an lobby. Bit atarım diye. Eyvallah Göker abi. Hoş geldin abi. Lile mi geliyoruz anlamadım. Aynen Lile. Yapacağım. Evet, dün finali Kukuro'da yaptık ya. Kukuro. Oo final. Göker abim 6 aylık abone, kademe bir abone olmuş. O zaman benim ya. 6 ay yayın açmam lazım şimdi. Evet 6 ay yayın açmam var gibi Kukuro. 13 GMT'de başlıyormuş. O zaman 13 GMT'de açıyorum yayını. 13 GMT'de yayındayız. Ünlem Kukuro, Twitch Kukuro kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yakında casting'e başlayacak kardeşim. Açmayacaksan İvan'a team yeri gönder paramı. Abi bir bakalım, açmazsam göndereyim. Şimdi yarın açacağım, şimdi bir şey diyemiyorum ama. Yarın şöyle bir 20-30 falan izlenmem lazım ki bir şey olayım değil mi Yunus? Aynen, bir hype'a geçmen lazım. Aynen, bir gaza geleyim ki pazar da açayım. Pazar da açarsam hafta içi de diğer maçları açarım yani ara ara. Açtıkça da artar ya bro. Bana çok bak.
zaten henüz başlamadılar. Renkli gömlek de olsun. Abi havalar çok soğudu, gömlek giyemem bu havada ya. Bu havada bir gömleği ben giyerim, o da siyah ki. Yazılımdan hoş geldin. Lapierre'ne hoş geldin. Görüşürüz abi. Kasvan'ın kanala gel. Oradan orayı da okuyorum ben. Ali Murat hoş geldin. Başlamadılar hala. Arena oynayacaklar. Oo, arena. Arena'da bol bol konuşacak. Sohbet edecek vakit buluruz çünkü oynayacaklar. Bir şey gelmezse, değişik bir tavırlaş bilmem ne gelmezse. Arena'da bakalım hangi pikleri yapabilirler. Ona hemen bir göz atalım. Geldim reis, başka intat vermiyor diye Gökhan abi. Geldin abim. Evet. Melih, Ömer hoş geldiniz. Arena'da Burgundians alır diye düşünüyorum ben Viper. Bakalım. Bakacağız. Tatoh'tan da Bohemia ya fix. Hep Bohemia alıyor Arena'da. Burgonya, Bohemia. İki güzel Arena piki. Gelmiş mi? Hı hı, şimdi başladı. Map de çok güzel yağmış. Tam karşı karşıya. Relikler güzel dağılmış. Rus. Beşinci ekstra, maç. 2 altın. Durum 2-2. Final gibi final oluyor bu arada. Bakalım. Kim skoru üçleyecek? Deniz Ermek 4-5. Jesse Pinkman teşekkürler. 5 abonelik için. Let's go. Map ne güzel dağılmışsınız baksana. Bakayım. Burada verdik değil mi ekrana? Evet, vermişiz. Reliklerin dağılımı gayet güzel. İkisi Viper'a yakın. İkisi Tatoo'a yakın. Altınlar yine ikisinde, iki tane altın içeride. Biri önde, biri arkada. Viper'ın main altın arkada. Hı hı. Main taşı da yani taşı da arkada. Main demeyelim. Hı hı, taşı da arkada safe. Tatoo'nun taşla main altını ön tarafta. Biraz sıkıntı yaratabilir belki. Ama Burgonya'yla da işte Castle Drop vesaire, hı hı, gelmeyeceği için onları zaten toplamış olur. Çünkü Bohemia ırkı zaten hızlı topluyor. Evet. Belki dediğin gibi sıkıntı yaratır ama o kadar önemli bir problem de değil gibi hissettim. Hı-hı. Viper'dan şu arka altına bir TC gelir. Muhtemelen bir de şuraya bir TC gelir taşın önüne. Şeyler de denk gelmiş. Ben onu demeye çalıştım. Ortadaki taş mesela çok denk. Hı-hı. Ekstra 3 tile olan altınlar yine bir nebze denk. Map kontrolü çok önemli olacak yani. Hı-hı. Map explore ettikten sonra belki bir tık hani map kontrolüne daha önem vererek oynayabilirler. Evet, iki ekstra altın sol tarafta. İkisine de aynı uzaklıkta. Taşlar da dediğin gibi, ekstra taşlar da ortaya çıkmış. İki taşın ortasına bir kare mesela bütün map kontrolünü kazandırıyor. Evet. Yine iki altın oraya bir kale. Onları atabilen oyunu sanki şey yapar. Atıp tutabilen hatta. Çünkü tutmak da önemli. Viper direkt odun upgrade'ini aldı, farm upgrade'ini aldı şimdi. İkinci Lumber'ı da atıyor. Bu ilde bakayım da belki hafta sonu ben de oynarım. Arena maplerinde. Bak, geyiği çekiyor ama öldürmüyor. O da şeylere, izleyicilere bir şey olsun. Domuz bitmeden öldürmek istemiyor eti çürümesin diye. Bir işçiden korkuyor, kaçıyor, sonra Scott'la tekrar yolluyor oraya. Şimdi de kesti. Ankara. Bonjour. Toplayacak. Farm açıyor. Diğer domuzu da çekiyor. Büyük bir ihtimalle 24-25'te atlayacaktır gibi herhalde. Bakalım kaç bofta atlayacak. Muhtemelen 25 işçi basacak. Hı hı. Şey upgrade'leri zaten ucuza geliyor. Hı hı. Dün öğrendiğin neydi o? Stable upgrade'leri. Hı hı. Tatoo domuzları çok mu erken çekti? Ben onu merak ederim. Aynen, iki domuzu da varmış. Geçen Liri şeysiz oynamış ya, domuzsuz. Dedim acaba yine bug'da da fark etmedi mi? Yani final maçında olsaydı herhalde çıkarlardı ya, domuz olmasaydı.
Belki fark etmemiştir dedim de kontrol ettim. Evet, Viper 3 tane farm açtı. Lan 24 dişçi, 25 pop. 26 yaptı, basıyor yok. 26 da attı ona. Basacak. 26 pop tıkladı. Altında biraz az kaldı. Bakalım altına işçi olacak mı? İşçi verdi, onu da çok geç verdi. Büyük bir ihtimalle domuzu topladıktan sonra yollayacak oraya. 2 işçi normalde yeterli oluyor. Tam şu anda gönderdiği ama 2 tane 3 yapacak onu. Aynen, domuzu domuz bitince 3 diyecek. Ya da 2 diyecek mi acaba? Bakalım. Şu an 2 gibi duruyor. Daha iyi biliyor. Bakalım Viper ne yapacak? Agamız. Viper. Kitabını yazdı adam. Ben olsam hiç yollardım. Baraktaki işçiyi yolluyor bu arada. Üçüncü olarak. Aynen. Ben ya, onu da yollamadı. Ben olsam hiç yollardım. Yetişmeyecek gibi geliyor bana ya. Gelmeyecek muhtemelen. Satacak. Acaba 130'da duracak mı? Veya kaç oluyor? Tam zamanında mı gelecek? Marketten satmayı planlayacak bir 70. Yok ya, satmaz, tam zamanında gelecek gibi. Vay be. Bana gelmeyecek gibi geldi ama şu an bakalım. Yapıları kurulana kadar gelecektir büyük ihtimalle. Doğru doğru. Tato atladı. Market Blacksmith. Viper da barak attı. Stable da atıyor şimdi. Stable Blacksmith. Stable Market yaptı o da. Hı-hı. Zamanlaması perfect. Tam yapıları bitti, geldi. Harbiden. Ölçtü işte. Bonjour. İhtimalle odun upgrade'ini de alacak, farm upgrade'ini de alacak. O Castle Drop'a gelir mi? Öyle gibi yapacak gibi duruyor. Şu an 8 tane işçi varmış. Normalde boomluyordu. Ama burada boomlamadı. Kaleye gelecek. Bu arada Viper'da da stable var. Yani bir ben ekleyecektir bir bu. Hızlıca lavaboya gidip geliyorum. Aynen, ekleyecek bu arada. Bir ekliyor. Bakalım tutabilecek mi? Viper Agam infoyu almadı henüz. Patlarla geziyor. Birazdan dananın kuyruğu kopacak. Evet, geliyor. Castle Drop'a geliyor. Ano? Gördü bu arada Spear'lara. Viper işçileri de gördü. Castle Drop'a geldiğini fark etti. Viper bakalım neler yapacak. O da hemen işçi yolluyor. Loom yok. Loom'u da aldı Q'ya. Ama bir tane işçiden sonraya aldı. Evet. Viper'ın orada dikkatli olması lazım. Loom'u şimdi hemen öbür sıraya aldı. Tower gelir mi? Tower geliyor Viper'dan. Bakalım yeterli olacak mı? Durduramayacak bence. O Spear'lar fazla da vuruyor. Loom'u da aldı. Bohemia Spear'ları çünkü onlar. Şimdi işçilere vuruyor. Tower kuruldu. İşçileri yolladı. Tato daha fazla işçi yolluyor. Bakalım, o kalenin kurulması lazım Tato için. Kurulursa Tato için belki Viper GG bile verebilir. Kale tamamlanacak. Kale olacak gibi. Çok işçi alamadı. İki işçi aldı. Üçüncüyü alacak gibi ama kale tamamlanacak. Evet, kale tamamlanıyor. Bakalım Viper ramler mi? Ne diyorsun? Yani şimdi işin kötü olayı, taşını oraya kullandı. Cici gelmez final maçında. Bu kadar kolay vermez Cici de. Taşı oraya kullandı. O yüzden TC atamayacak. Ağır bir şekilde altına yüklenip Redemption artı Monk oynaması gerekiyor. Belki Mangonel de yapabilir. O şeye gidiyor ya. Redemption artı Monk'a doğru ilerliyor.
Rekrut hoş geldin. Yani o kaleyi kim olsa attırırdı yani. O kalenin atılmama gibi bir şansı kaleyi yoktu. Çok iş yolladı. O yorumu bana yapsam belki de Viper. Spear'larla birlikte. Spear'lar olmasa tamam attırırdı da o Spear'lar zaten Bohemia Spear'ı. Deşiyor. Scout'ları direkt alıyor. Şimdi map kontrolü dedik, öyle böyle dedik. Evet, Tato şu an map kontrolünü aldı. Tato aldı. Relikleri de topluyor. Bir face dimp gelir mi arkasına? 9 tarlası, 7 tarlası var. Berisi de duruyor. Hı hı. Sanki direkt gelmeyebilir, bilemedim. Belki hı, marketle. Bakalım öyle mi oynayacak? İşçileri gördü, geldiğini daha erken atsa kuleyi sorun olmazdı. Eğer kuleyi buraya atsaydı Tato kulenin oraya atıldığını görseydi kaleyi buraya atardı. O yüzden kaleyi görmeden kuleyi atamazsın dostum. Bir tane monk aldı oraya. Şimdi içeriye giriyor. Evet, side şey, wagonlar. Damage'i de çok fazla. Redemption alıyor bu arada. Alıyor. Nerede görmüştük bu dünkü maçta değil mi? Liraya karşı. Hı-hı. Yok, kim neydi ya? Neyi? Çok fazla Portekiz'de side wagon'u vardı. Bugün müydü? Bugün gördük. Viper şeye karşı oynadı. Yo'ya karşı çok yine severim. Benzer bir şey olur mu? Olabilir. Bu arada Tato'nun 400 eti oldu. Evet, tek T'si imp gidiyor. İmp gidecek, monk oynayacak, trap basacak. Bakalım Viper aldı önce. Biri döndü. Bir tane. Diğeri oldu mu? Bir tane de spear çevirdi. Orada hiçbir şey olmaz o monk'a. Hı hı. Evet, Viper şimdi monk oynuyor. Bakalım sonraki hamlesini... Abartmadı da Monk'u, şeyi anladı gideceğini. Evet, Suru da delete dedi yandan. Rakip base'e doğru gidiyor, bakalım. Bir şeyler yapabilecek mi? Muhtemelen o vagonu kendine doğru çekip diğerleriyle okuyacak Monk'larla. Hı-hı. Alır mı? Alır mı? Fervor da var aslında. Sarvor'layken aynı hızda kalıyorlarmış bu arada, alamaz. Totoh'tan da Atonement upgrade'i geliyor. Monk'ları çevirecek. İkisinden de geldi bu arada aynı upgrade. Hmm. Evet, o biraz Totoh'un impini geciktirdi, yoksa basmıştı şu an. Hı hı. Sanctity de aldı. İkisi zaten toplamda, hı hı, 500 altın falan ediyor. Evet, Totoh'un daha erken geldi şimdi o upgrade. Viper'da da geldi. Gerçi Viper'da şu an Redemption yok. Redemption olmadığı için 2 monk'ta düşebilir. Birini kaybetti. Birini de kaybediyordu. Son anda kurtardı. Tato imp'e bastı. Viper 2 Viper ton sandı. Şeyin farkında bence. Ne diyorsun? Tek dizi imp geleceğinin farkında. Şu an skor düştü. Kesin farkında şu an zaten. Ama bakalım yanıt olarak ne yapacak onu merak ediyorum. Acaba light cave falan mı dönecek? Heresi falan alıp. Bir tane daha okudu bu arada Viper. Orada side wagonlar kaleden çok az dediği için direkt kale altına girdi işçileri öldürmek için. İşçiler zaten çok fazla vuruyor ama ona. Hı hı. Kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Viper'ın da impeko geliyor ya, o da basacak. Biraz geç kalacak ama. Biraz zaman kazanmaya oynuyor muhtemelen. Orada bir monk'u derledi Tato. Geri okumasın diye. Gun TC'leri idle bıraktı, o da basacak. İşçi sayısında 7 işçi önde. Hatta 8 işçi önde ama Tato'da da 4 relik var. Daha iyi. Aa, monkların biri düşüyordu. Düşmedi. Hiçbiri düşmedi.
4 relik mi yoksa 8 dişli daha fazla mı? Kanki sadece 8 dişi değil, Bowsow da var, Heavy Plow da Hmm. var, Velvaro var, Fervor var. O işler Ha. bayağı iyi çalışıyor aslında. Bakalım ne kadar toplamışlar. Aşağı yukarı kafa kafaya toplamışlar. Tabi tek sıkıntı Early Imp. Hani onu tutabilirse. Hı. Tabii bu Collected'a market fiyatları dahil olmuyor. Şeyi dahil ediyor bu arada. Marketten satın aldığın altını Aynen. dahil ediyor. Toplanmış olarak dahil ediyor. Yok, et de alsan toplamış olarak dahil ediyor. Sattığını Aynen. göstermiyor. Viper bir işçi de dışarı çıktı. Evet, like cav upgrade'i geliyor. Atok'tan şimdi Log Printing Monk'lara ekstra 3 range alacak. Bu upgrade'le birlikte. Viper'da kalesini save attı. Mantıklı. Ön tarafa atıp trap'ten kaybetmektense. Bakalım o işçiyle ne yapacak Şimdi acaba? dışarıda bakalım aynen. O bu arada Redemption'ı var. Hı. Devil'ı okuyacak gibi. Oradan bir tane light care çıkacak. Çıkarsa direkt convert edebilir. Insta convert olabilir. Light gibi dışarı iyi kaçırdı Viper. Hmm. Tato fark etmeden. O TC MTC mi diye baktım, değil. O TC düşecek. Teokrasi aldı, Fervor aldı, Tato da. Evet, yapıları çevirmeye devam ediyor. Orada bir tane relik var Viper'ın. O reliği de alacak. Viper çok sıkıştı. Hı. Bakalım pushlayabilecek mi burayı bir şekilde. Aman convert'lendi. Elimination Block Printing. Yani o şeyler de, manastırlar da trapleri topladı gerçi. Yoksa o manastırları düşürseydi çok daha iyi olacaktı upgrade'ler için. Yani Light Cav Hı sayısı iyi olursa, Monk'ları alırsa iki hı. tane kale askerine de bütün trapleri de alır. Evet. Rap basıyor zaten Viper. Light Cave de birikiyor. Elimination'la Block Printing de geliyor. Yani o kaleyi biraz Aynen. tamir etmesi gerekiyor Viper'ın. Evet, sağ taraftan Monk'lar geldi. Soldan da geldi şimdi. Block Printing de var. Evet, iki tane çevirdi Viper. La. Kevler de çıktı. Evet, Kevlar da çıkıyor şimdi. Direkt kaleye kurdu bu arada şeyi. Trebine. Redemption var mı? Trap çeviriyor. Trap'i çevirdi Trebi Tato. çevirdi. Tato Trap'i çevirdi Viper'ın. O kale düştü. Viper patlar. Viper patladı. Evet. Viper'ın GG vermesi işten bile değil. Pikeman da geliyor şimdi. Hep Viper'dan gördüğümüz ince hareketleri Tato'dan gördük bu sefer. Evet, skor bayağı bir Viper düştü. ağlıyor ama yetersiz olacak bu traplere şu an. Traplere demeyeyim daha doğrusu, Derken kaleye bir cevabı GG yok. Tato Tato durumu 3-2. 3-2'ye getirdi. Tato için maç sayısı. Trap'i çevirmesi çok güzel oldu ya. Bayağı bir epik bir hareket yani. Kendi şeyle çevirdi bu arada Hı. onu. Şöyle tekrar izletelim orayı. Bakalım tekrar oraya. Bak şimdi okudu Monk'unu. Hı. İki Monk. Monk'u okur okumaz Trev'e döndü. Heh. Üçte bir tane Monk'uyla doğrudan Trev'i aldı. Evet. Durum 3-2. Best of 7. 4 olan kazanır. APM'ler 79-63. 16 like kere basmış. 20 monk basmış. Monk OP abi. Monk, nefret ediyorum monklardan. Illdeath 20'ye 19. Convert 12'ye 7. Tato 12 convertlemiş. Viper 7. Echo'da Tato daha fazla toplamış. 10.000.
8300-700 kaynak daha fazla toplamış. İmperial süresi 2 dakika daha erken, 2,5 dakika. O bayağı bir yardım etti. İşçi sayısı da 53'e 48. Birazdan. Sokotra ve Forlex kaldı. Viper'ın main map'i Sokotra'ydı, home map'i main demeyelim de. Sokotra alır mı yoksa Forlex mi oynar? Sanki son oyun Scotra'yı görsek daha iyi olur gibi. Böyle hani Viper Forlex'i kazansa son oyunda Scotra böyle işçi fight'ı falan. On numara bir senaryo olur da. Bence Scotra seçmeyecektir Viper ya. Forlex seçecektir. Çünkü Scotra'da hemen bir ırklara bir bakalım tekrardan. Bohemians'la Zatok kazandı. Kalan ırkları Sarazen Japon, Kore, Viper'da Burgundians'la kaybetti. Malyans Mongol Litvanya ırkı var. Yani Litvanya ilk pikiydi Viper'ın. Sanki onu seçip bir Forlex Japon vs Litvanya görürüz gibi, bakalım. Sarazens'i nerede oynayacak Tato? Onu merak ettim. Sarazens acaba ya da seçer mi? Bu arada maç başladı. Oo, hemen Otra. Sokotra, Kore vs Litvanya. Litvanya ile Lame şey gibi, Black Forest Dur oyunu girmedim gibi ha. bir oyun olacak diye hissettim. Bilmem, daha bende de yeni başlıyor. Şimdi girdik. Evet, Toto vs Viper Maps Scotra. Toto için maç sayısı. Evet, bir işçi ileriye yollamış Oo, Scout'a çok damage. hemen Viper. Bir tane coin alıyor oradan. Toto da o coin'i vermemek için kesti. En azından isimde Biri de kalsın TC'nin dibinde çıkmış, onu da vollayamıyor. dedi. Viper'ın da öyle. Hı. Senin de işi çıkmış şimdi. Muhtemelen bir Hı. lane gelecek, birini de base'ine çeker gibi düşünüyorum Viper. Evet, Tato da şimdi yolladı işçiyi. O da Okey, lame ikisini de kes. yapacak. Tato'nun Viper. aim'i daha büyük olacak bu arada. Hı. Bir de Scout'un canı da az. Viper orada Scout'un canını bayağı bir kaybetti. O yüzden o geyiklerden de çekemeyecek hiç. Bakalım, Tato şu an görmüyor. Nerede geyik var? Belki o Hill'den vurdu Viper. Belki lazım. Ben iki vuruş yaptı bu arada. Kendi 4 vuruyor, rakibi 2 vuruyor Hill'den vurduğu zaman. Bir çekecek Viper. Bir tane de olsa çekmesi gerekiyor. İşçi de Bu arada gelince. Doom yok. Doom yok. Hı. İşçiyle de geyik çekiyor. Olur, 3 tane alması iyi. Tato o kadar almamıştı. Alacaktı şimdi. Ondan da vazgeçti. Doom'u almıştı Tohta. Viper bastı çağı. Şimdi bir de Barak ekliyor. Mill'in pozisyonunu gördü Viper. Oo, Tato'nun scout'ına Hill'den vurdu. Oo. Bayağı bir damage vurdu. Eşitledi Scout'ların canı canları. 26'ya 26 şu an. Şu şeylerin arkasına bakıyorum da her seferinde main odunların arkasından geçiş var mı diye. Orada hep bir tane kapatıyor ya orayı. Mainlerde kapatıyor da diğerlerinde açık olabiliyor. Drop mu var? Drop yok. Şimdi Viper.
Barak infosunu aldı. İki tarafta menet eklemiyor bu arada. Hı hı. Sanki Viper düz skor maçacakmış gibi. Viper ileri doğru gidiyor iki işçisiyle. Tepeye atacak sanırım. Archer range direkt. Veya Archer range mi atacak emin değilim. Evet, Archer range attı. O heal'i vermek istemiyor. Scott'ların cana eşit. Vuruşuyor. Viper. Viper vurdu. Hı-hı. Mikroyla. Can daha vuracak gibi. Tato çok sağ sol yaptı. Eşitledi yine Tato. Drop var mı bu arada? Yayında yok gibi. Ben göremiyorum. Kim doğru info mu, fake info mu? Ben de şu an düzgün yayının ya. Aynen bende de düzgün görünüyor. Evet, o scout düştü. Scout'u aldı. Bir rush geliyor, NBL gameplay. Spear çok eklemeyecek. İki tane skorm var. Skör'e 3 skör. Tabii hill'li olduğu için Tato, Viper oraya girmek istemiyor. Bir de onun defansı da var. Hı. Gerçi skör vs skör'de defans çok etkili olmuyor ama. Atak ve defans. Evet, işçi sayıları 26'ya 25. 11 saniyelik bir idle var Tato'da. Blacksmith geldi mi diye bakıyorum. Orayı şu an kapattı Blacksmith'i, şu an attı. Hı-hı. Oraya. Viper'da henüz Blacksmith yok. Litvanya'nın skormları da hızlı koşuyor. Şeye de gerek yok atak. Hı-hı. Ve defansa bu arada, skor vs skorda biliyorsun. Hani o yüzden belki çok geç atsa bile olur diyeceğim de attı şu an. Fletching gerekiyor ya. Range varmıyor mu Fletching? Range olarak veriyor tabi de. Hı-hı. Damage olarak yani, hani demek istediğim. Aynen, range için atmak gerekiyor ya. Viper işçi oluyor şimdi oraya. Fletching de geldi, defansı da var. Stay olarak şu an şey daha iyi ama. Evet, hız olayı işin içine girince güzel. Hız olayı aynen. Bir de işçiler de vuracak. Hı-hı. İşçiler evet. De az deme içiyor. Viper çok... güzel bir trolladı. Tato da geliyor işçilerle. Evet, Viper bayağı bir güzel mikroladı. Şu an skirmisher sayısı 8'e 10. Viper'da herhangi bir upgrade de yok. Yani işçi de belki alabilir oradan. Bir tane aldı şimdi Tato. Bir tane daha aldı Tato. İlli olmasıyla, hı-hı, Viper'ı yere çıkmaya zorladı biraz. Viper'da güzel farm ekosu var. Tato'nun daha iyi farm ekosu var bu arada. Hı-hı. 14'e 7. Artı Blacksmith de var. İkinci Archer range'i de atıyor Tato. Viper'da şimdi Blacksmith'i atıp Fletching'i aldı. Biraz altına çok girdi gibi Viper. Tato hiç girmedi altına şu an. Taşa giriyor şimdi. Aynen, taşa döndü Viper. Yani bence skörme skör altın toplamaman gerekiyor. Dolar devam ediyor. Şurada bir menet ya da gerçi bilmiyorum. Menet bu kadar skör varken dönemezsin. Düşüyor çünkü. Scout'a da ekosu da yok. Hı-hı. Bir de menet upgrade falan olması lazım hani düşmemesi, hı-hı, için. Evet. Olmaz gibi. Viper şimdi bir yerlere tower atmaya başlayacak. Çok şey hareket ediyorlar. Senkronize bak, o da aynı anda taşa girdi. Hı-hı. Taş sayıları aynı.
İşte sayıları aynı. Orada da Tatoff bir önüne geçecek. Çünkü o güzel mikro. Çok güzel mikroladı da Tato. Şimdi üstüne doğru gidiyor. Viper oradaki skörmlerin hepsini kaybedebilir. Sayısı daha az. Hı-hı. Ama hızdan dolayı. Bak bayağı bir kaybetti Viper oradan. O hile çıkıp beklemesi lazım Viper'ın. Hı-hı. Gerçi hile çıksa da bu sefer şey onun üstüne oynayacak. Bu arada 2 Archer Range Tato, o yüzden... Evet, Viper tutarsa belki ekonomik olarak avantajlı olacak ama tutamazsa iyice olacak. 2 Archer Range, onun infosu da yok. Viper'ın oduncu sayısı bayağı bir fazla, stable atıyor, biraz farm açması lazım. Tato şimdi oraya alırsa oraya tower atacak Tato. Bir işçi aldı, ikisinden de birer işçi düştü. Tower geldi, Viper'dan da hile bir tower. Cici gelir mi? Yok ya. Viper'ın eko çok kötü şu an. İşçi yolluyor şimdi, oraya dalmak istiyor. Skör sayısı çok az. O yüzden şey de basamıyor. Scout, bir tane scout var, o bir tane scout bir şey yapamaz. Idle Town Center giderek artıyor. Tato yavaş yavaş Warlord's Waiting Room turnuvasının şampiyonu gibi olacak, bakalım. Bütün işçiler gidiyor şu an, işçi fight'ına da bulayın. Evet, Viper şimdi Viper düştü. Tower düşecek. Tato'nun tower düşüyor. Viper'ın scout düştü. Düştü. Viper'ın eco disaster. Skirm ekliyor. Eklediği skirmler direkt düşüyor. İşçi sayısı 41'e 38. Tato yükleniyor. Ama arkadaki eko çok iyi Tato'da. Evet. İşte... Evet, Viper tuttu. 6 işçi de öne geçti ama eko olarak bayağı bir hasar yedi. Tato da tekrar gidiyor. Bir tavra daha geliyor Tato. Skirm sayısı. Evet, Viper'ın bir skirm'ü orada sıkışmış. Orayı şimdi açtı. Viper'ın bir Archer Range dağıtması lazım. Aynen öyle. Scout, Scout basmayı bırakması lazım yani. Scout basmaması gerekiyor Viper'ın artık. Bir şeylerde sıkıntısı olduğunu görecek Viper bence. Taşı çok birikti. Aman şey, odunu çok birikti. Alo. Burada mıyım? Sesim var. Efendim? Ha, sesim var. Sesin gitti de. Benden dolayı mı gitti sandım da. Tamam. Yok, yayın varmış. Şu an geliyor. Aynen aynen. Sıkıntı yok. Evet, o tower'ı da attı. Viper bir tower daha atıyor. Öbür tower'ın da altına girecek. Hı-hı. Tato bir işçi kaybetti. Spear'lar düşüyor. Tato da o tower'a dalacak. O tower'ın altına gidiyor. O tower atabilecek Viper. İşçi kaybederse belki bir şekilde atabilir de şu an işçiler çok fazla vuruyor. Bir iki tane işçi kaybetmesi lazım Tato'nun. O tower'ı aldı. Viper'ın şu an taşı yok. Bir tower daha atacak. Hemen taş toplaması gerekiyor. Tato'nun Eko'ya bakar mısın? Ha, o kadar gidiyor. Eko hala maşallahı var. Bir de askerler odun daha az istiyor. Odun daha az istediği için Viper da şimdi skirmisher'lara defans alıyor. Oraya bir tower dağıtacak. İşçi sayısında Viper'ın da. Saldırınca bu arada skirmisher'larda defans etkili oluyor. Hani direkt doğrudan olmuyor demeyelim de. Evet, Tato baktan Castle Age mi düşünüyor? Altına giriyor şimdi. Tower da atmaya devam ediyor. Viper bir tower daha atacak onun karşısına. Eteko'su muazzam. Hı-hı. Bir şekilde Castle'a oynayabilirse. Evet, Viper'ın Eteko disaster. Viper tekrar gidiyor orada fight'a. Hı-hı. Sanırım. Ya da bir tower daha mı atacak ama fight'a gidecek gibi görüyorum. Aslında Viper bir şekilde şuraya bir gate mate bir şey atabilse, o skörleri içeride tutabilse diyeceğim ama tabi zor. Evet, şimdi Viper
Oradaki farmları da düzgün toplayamayacak çünkü mile bırakınca o tower'ı vuracak mecbur. Tower fight'ına girdi. Tato'nun da Castle Age ekosu geldi. Bir market atarsa eğer ufak bir al-satla direkt basacak Castle'ı. Ordu sayısında üstün. Eko da iyi. Uf, Viper yine skorm kaybediyor. Orada o tower'ın altına giriyor Viper. Oradan işçi alabilir. Eko'da Tato mümkün olmayacak gibi. Çabuk kaçırdı onlara. Tato bir tane daha tower atıyor. O tower'ları kaybetmemek istiyor. Oraya çünkü kale atacak. Bir de onlar guard tower olacak. Evet. Viper şimdi o skorm sayısında çok sayısı az. Hemen kaçtı. Bayağı da bir kaybetti. Evet, Viper eklemeye devam ediyor. Tato Castle'a bastı. Şu anki skormlerle de tutabiliyor. Viper sanki Castle'a geçince GG verebilir. Yapabilecek bir şey yok gibi. Tabii early Castle'da yapacak hiçbir şey yok. Belki oyunu ilerledikçe bir şeyler olabilir ama önce bir tutabilmesi lazım. Ondan sonra Castle'a geçip bir şeyler de yapabilir. Yani çok bence sıkıntı. Tato'nun skorm basmaya devam etmesi gerekiyor. Tabii o da bilmiyor Tato şey Viper'ın durumunu. Viper'ın durumunu. Evet, belki Viper'da basmıştır diye düşünüyor. Son görüş alanı bu şekilde. Viper'da Castle'a basacak gibi. Birazdan Wheelbarrow bittikten sonra belki o da bir market kullanarak basabilir. Marketi var mı? Var. Bak buradan bir tower daha geliyor. O da oradaki map kontrolünü tamamen vermek istemiyor anladığım kadarıyla. En azından bir kale falan gelirse. Ama çağ yorunca bence çıkar ya, daha kendine çıkmadı. Kaleyi yorunca daha doğrusu. Yani şu an kale sıkıntı. Kale gelmedi. Viper yeni bastı. Hani skirmisher'lara upgrade geliyor Tato'dan. Bence elite skirm'le yapması gerekiyor bakalım. Bu arada kaleye geliyor. Öbür taraftan geliyor kaleye de sanırım. Çok güzel yer. Ordunun olduğu yerden. Güzel yere. Sağ tarafı guard tower'larla tutuyor. Sol tarafa da o kaleyi kurarsa Viper'ın işler sıkıntıya düşecek. O kale 3 tower'ı da alıyor galiba. Diğerinin range'ine tam emin olamadım. Evet. Tato kaleyi kuruyor. Viper için işler iyi gitmiyor. Viper Castle'a var. 1,5 dakikası var. Kalelik taşı var ama bakalım tutabilecek mi? Atacak. Bakalım Viper oyunu tutabilecek mi? O da kale atacak. Orada Tato'nun işçileri de var. Botkin de var. Sıkıştı kaldı. Şimdi vagon geliyor. Viper. Viper zaman sayıyor şu an. Bıyık vallar geliyor Viper'dan. 5, 4, 3. Tato'dan Tower'a geliyor şimdi. Viper evi deletledi. Tower atıyor Tato. Viper kaleyi kurabilecek mi? Botkin var, tower vuruyor. İşçileri garison etmesi lazım Tato'nun. Viper işçi kaybetmeye devam ediyor. Tato işçileri garison etmedi bu arada. Eve vuruyor. Neler oluyor böyle? Tato şu işçileri koy Tato. Tato eve vurma, yanlışlıkla eve vuruyor. Tato ne yapıyorsun? Dağıt olmadı. Viper işçi sayısı da 37'ye düştü. Kaleyi kuracak ama işçisi kalmadı.
Tatot direkt her şeyle altın topluyor. İmpe gidecek. İmpe gidecek dedim ama TC ekle. Sanki onu eklemese daha iyi bir konum olacak. Evet, Viper'da Latis ekliyor. Bu kadar tower varken Latis armoru da çok fazla değil Oka. Bakalım. Belki Ram, Mem bir şeyler. Şimdi Latisler geliyor. Sefa hoş geldin. Bakalım Viper. Star counter atağa doğru gidiyor. İkinci town center geldi. Artı 2 defansı var. Artı 2 de alıyor şu an. Monk'u da var bu arada. Tato'nun. Vagonlar da fena değil bu arada Lettis'e karşı. Peace'i vurdukları için. Canı da fazla. Info almaya gitti zaten Viper bence. Evet, 2 tane Monk var orada. İki tane convert göreceğiz gibi. Biri gitti, diğeri de gitti. Evet, Viper için işler hiç de iyi gitmiyor. Ram attı şimdi. Ram basıyor. Atos'a balistik upgrade'ini aldı. Bir şeyle o Ram'in dibinden gidecek. Yani şimdi o iki tane convert ettiği Latis başına bela olacak. Bir de orada yerler de var. Convert... Aaa düştü. Derken GG well played. Tato Warlords Waiting Room turnuvasının şampiyonu oluyor. Tebrikler Tato'a. Viper turnuvada namağlup Viper. Grup aşamalarında Tato'yu 3-0 yenen Viper finalde 4-2 kaybediyor. 4-2. Helal olsun Tato. Harbiden çok iyi hak etti bu arada. Evet. Tebrikler Tato'ya. Hemen bir istatistiklere bakalım. Amazing game. İstatistiklere bakalım. 74 kill'e 71 kill. Ekonomide Tato daha fazla toplamış. Çok az bir fark var ama kill death'te çok büyük bir fark var. Ekonomik kill death'te çok büyük bir fark var. Tato turnuvanın şampiyonu oluyor. İşçi sayısında maksimum işçi de 64'e 50. APM'lerde 107'ye 71. Evet. Röportaj yapacak mıyız? Sorayım mı Tato'ya? Müsait mi? Yapabiliriz. Ama belki benim İngilizce tam yetmeyebilir. Yardımcı olursan çok güzel olur. Yapabiliriz. Sordum. Bakalım. Birkaç da soru hazırlamamız lazım. Russell Stein teşekkürler. Oyuna doyduk sayenizde demiş. Eyvallah. 4000 bit için. Daha çok turnuva Kesin hakkındaki fikirlerini falan sorarsak daha iyi olur. Gelsin de. Çok teşekkürler abi. 4000 bitin için. Eğer keyif verebildiysek ne mutlu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler de. Bakalım geliyor. 4-0 olmadı. 4-2 oldu. Geliyor mu? Geldiğinde. Konuşalım bakalım nasıl hissediyormuş Tato. Geldi. Çekiyorum. Olur. Hello man. Congrats. Hello, thank you. Hello, hello, Tatito, congrats. What's up? Thank you so much. How do you feel? Good, good. It's always good to go to kill Viper Ass. Smash him, right? Sorry, bunch. Oh, congrats again.
You lost against Viper on the group stage and you won on the grand final. How do you feel about that? Can you explain something? Yunus sesini açsana. Yep, you can go Tato, sorry. Oh. Yeah, obviously group stage is a bit like I felt like I didn't have to show anything on the group stage because I could beat the other two. So if I try to win Viper there, I will have probably shown some strategies and then I could have not used them later, right? Yeah. So I didn't need to beat him to be in the quarterfinals. And I was a bit lucky that that one Leary. Yeah. He's a beast. And I had to face him. I have to translate, sorry. No worries. Yunus şeyi sordu. Gruplarda yenememiştin. Şu an yendin. Bunun nedeni ne diye sordu. O da dedi ki gruplarda iki kişiyi kolayca yenebileceğimi düşünüyordum. Stratejilerimi göstermek istemedim. Baskısız oynadım. Burada kazanmak için biraz daha baskı hissettim ve kazandım. Yendiğim için mutluyum diyor. Yes. So, Tatito, I don't wanna talk about all games, but I just wanna ask some question. And this tournament is kinda pre-tournament to Warlords. So, how do you feel now? Because you will start to play Warlords. You qualified already last weekend. How do you feel on the next tournament? I will translate. Then you can answer. I'm sorry. Okay. Şey sordu Yunus. Bu turnuva dedi. Bu turnuva hakkında ne düşünüyorsun diye özet geçeyim ben de. Warlords turnuvasının önündeydi. Practice turnuvası gibi oldu. Ne düşünüyorsun dedi. Yes, you can go. Well, I think this has been good practice. I practiced a little bit for the qualifier as well. And then that's why I guess I performed better than Viper also because he didn't have to qualify. So. In the other hand, I would say that this helps with the maps, but like we are going to play with the new ships, and the new balance, it can change a little bit the at least the civilization draft, right, and the priority sessions. So with the new ships as well, with the mule cart, you can probably do some fancy stuff in some maps. So. Some tricks. We'll see. Şey diyor, bilmeyenler için çeviriyorum. Hani bilenler zaten anlıyor direkt. Şöyle bir yorum yaptı. Evet dedi, güzel bir antrenman oldu. Özellikle qualifier sonrasında çok çalıştım. Viper da çalışmış oldu dedi. O da direkt qualifier olduğu için çalışmamıştı dedi. Bir de yeni gelecek sivilerle birlikte bir şeyler değişebilir dedi. Mulkart'la birlikte yeni stratejiler gelebilir. Bakalım göreceğiz dedi. Farklı şeyler göreceğiz o turnuvada dedi. Evet, Kukuro sormak istediğin varsa sor, yoksa teşekkür edelim. Ben son olarak bir tane daha soracağım, ondan sonra. Benden bir şey yok, soru yok ya, gayet. Tamam. Okay, tamam, Tatito. Devam et, çevireyim. We can finish the interview, and do you have any words about the Turkish community? sorry, can you repeat? We can finish the interview because Turkish community wants to know something about you. If you have any words about the Turkish community, go it. Well, thank you so much for hosting the tournament, obviously. I know Espanol as well. I think he's Turkish, right? He's from Turkey. Yeah. And he has been a big support as well for Jordan channel and he's supporting my channel. I'm sorry, he's around other channels, I guess he's. So, he's everywhere. Yeah, he's everywhere. So, I mean, these kind of tournaments are really nice to show as well what the Turkish players are capable of, right? It's probably the first experience when they have a tournament against the top players. Yeah. And I guess that can motivate them to try harder in the next ones. And hopefully, like the Turkish community enjoy the tournament and they are proud for their members. I think not only Turkish community but everyone else also enjoyed the tournament because every game was amazing, especially the qualifiers. Yeah, it was really nice. Yeah. Okay. By the way, Espanyol wasn't the sponsor of this tournament, so there is another one from Turkey who support this the community. Yeah. You know, Turkish community is the rich community, man. Okay, bro. Thank you and congrats again and enjoy for the next events. Thank you.
Thank you so much and have a nice one. Thank you. See you, see you. Bye bye. Evet. Göker abi duydun mu? Göker abi burada mı? Şimdi Göker abi adam turnuvayı Göker abi yaptı falan sandı. Yok öyle sanmadı da şey dedi. Yani öyle geçirmiş de aynen, olabilir. Öyle düşünmüş Aynen. olabilir. Aynen. Göker Espanyol 80-80 dedi. Bayağı bir dedi destekte bulunuyor dedi. Aynen Jordan benim kanalı da destekliyor falan dedi. Ona da teşekkür ederim dedi. Turnuvadan da bayağı keyif aldığını söyledi. Kukuro'da herkes keyif aldı. Türkçü komünite tek değildi de herkes keyif aldı galiba dedi. O da kabul etti. Bayağı keyifli bir turnuva oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bence de. Bence de gayet güzeldi. Ben şu an şey işte böyle oyun oynamaya başlayasım geliyor hemen. Kukuro senin de ağzına sağlık hocam. Ben keyif aldım bayağı. Eyvallah eyvallah sağ olsun. Emeği geçen herkesin eline sağlık arkadaşlar. Sponsorumuza, gizli sponsorumuza teşekkürler. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkürler. Oyuncuların ellerine sağlık. Kukuro bayağı bir emeği geçti. Hem organizasyon kısmında, draftlar kısmında turnuvanın kemiğiydi. Bel kemiğiydi. Buraya çok teşekkür ediyorum ben de. Eyvallah bro. Ben de teşekkür ederim. Community'ye teşekkür edeyim ben direkt. Hani turnuvanın şeyi de güzeldi. Chat'ten gelen yorumlar. Oynayan oyuncuların oyunları. Genel olarak komünitemiz çok iyi. Umarım sayımız da artar. Evet. Sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Kukuro'nun kanalını da takip edin. Attım şöyle. Cenk'e teşekkürler takip için. Tüm maçları kafam abone için. Kafam güzel izledim. Çok keyif aldım. Kasva ağzına sağlık. Ama ben çok keyif aldım. Şu an böyle hatta enerjim yükseldi. Böyle nasıl diyeyim? Bir Anatolia'ya girmemiz yok mu peki? Son maçı sunarken falan böyle bir o kaleye geliyor Viper şey Tato tutacak mı tutamayacak mı bildiğim böyle taşikardi oldum yani. Bu ama arada Cenk'e 10 abonelik için teşekkürler. Bakalım elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cenk'e coşturuyor. Evet. Cenk teşekkürler abonelik için. 20 abonelik hediyen için. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince buna emin olun. Sağa sola sürekli sponsorluklar da bulmaya çalışıyoruz. Age of'ta bir şeyler yapabilmek için. Bakalım inşallah daha da güzel olur. Daha da büyürüz. Güzel bir komünitemiz olur. Zaten şu an güzel. Elimizden geldiğince güzelleştirmeye çalışacağız. Betmeli daha sonra röportajı. Bu arada bence turnuvanın Türklerden en çok kazananı Übetler oldu. Çok güzel isim yaptı yabancılarda. Bütün kanallarda House Post görüyorum. Şey gördükçe House artı ev attıkça House Post meme oldu. Cenga 10 abonelik için tekrardan teşekkürler ekstra 10 abonelik için. Evet turnuvamız ne yazık ki bitti bu maçla birlikte. Kazananı Tato oldu. Gidip info alan değil info veren Ubetleri. Aynen abi. Ubetleri info vermeye gidiyor. Çok güzel maçtı ya. Çok keyifliydi o da. Sunarken bayağı keyif almıştım ben. Nili artık oyun bitsin de. Bak Nili ben bir haftadır yayın açtığını görmüyorum Nili. Ubetleri'yle oyun oynadıktan sonra bir haftadır ben görmedim yani yayın açtığını. Bilmiyorum denk geldin mi sen de ben görmüyorum. Zaten günde 10 saattir yayın yapıyoruz 5 gündür. Şeyi de gördüm. Pazartesi miydi? Biz Übetner ve Senli'yi sunarken onlarda CL turnuvası vardı. Onu oynuyorlardı. Ama bir daha görmedim. YouTube'a attım bu arada beyler oyunları. Onları da izleyin. Übetner ve Senli maçı. Cenk YouTube'da var galiba.
Gelmediyse de yarın gelir. Bu hafta bütün maçları yavaş yavaş atacağım. Günde 3 tane video yüklüyorum YouTube'a. Grup maçları 20 taneydi galiba. Grup maçlarının daha bitmedi grup maçları. Büyük bir ihtimalle bir haftaya bütün maçlar da yüklenmiş olur. Onları da YouTube'a atıyorum. Nili PUBG'ye başlamış diyorlar.